Selamlar herkese. Fadıl GG selam abicim. Hello. Hoş geldiniz. Kitap sevdalıları. Edebiyat tutkunları. Çok çok güzel mesajlar aldım ama abi ya. Yani gerçekten. Vallahi bu bu kitabın içeriğini yapacağınızı hiç düşünmezdim falan yazmış herkes. Zaten internette de Kral Katil Güncesi yazınca Birkaç arkadaşla beraber biz çıkıyoruz Türkçe kaynağı. Okuyan da yok galiba. <laughs> buralar çok değerlenecek ama inanıyorum yani. Bundan Buralar zamanında dutluk olan yerler. Tamam. Sonra apartman residence olacak buralar. Bundan 5 yıl, yıl sonra bu çok meşhur bir eser haline geldiği zaman diyeceğiz ki ya koçum biz yapmıştık. <laughs> Galahalçım hoş geldin. Sen şeyi okumuş muydun abi, Sessizliğin Müziği'ni? Okudum. Üçünü de okudum. Kitabın ön sözünde, şey yazarın ön sözünde dediği şeylere katılıyor musun? Bu kitap e, bir hikayenin hiçbir öğesini karşılamıyor. Ama kime okutsam, e, ben sevdim ama başkası sevmez dedi cümlesine katılıyor musun? Yok, katılmıyor. Ya e, ben de gayet güzel bir hikaye kitabı olarak görüyorum. Ama bana evet. tavsiye eden arkadaş da, hatta benim tavsiye ettiğim arkadaşım da aynı cümleyi istemsizce kurduk. Ben sevdim ama sen sevmeyebilirsin bu kitabı diye. Ama o riskli bir kitap tabii. Hiç ayağı yere basmıyor. Bambaşka bir şey evrende geçiyormuş gibi olay. Tabii. O, hani o biraz şey o açıdan riskli ama hikaye güzel. Hikaye güzel oldu mu sorun çıkmaz. Ve aslında e, bugün de bahsederiz şey altı yani o Aurin'in yaşadığı yerin hikayede çok çok önemli bir yeri olabilir. Tabii canım yani aslen onun üstüne kurulmuş hikaye yani oranın üstünde kurulmuş yani mesele muhtemelen zaten Aurin'in yaşadığı yer yani bütün hikaye aslında orası. Evet. Bu şey kanalına bakabildin mi abi? Geek Teori diye bir kanal var. Baktım, baktım. Çocuklar çok iyi yapmışlar abi. Çok çok iyiler gerçekten. Çok iyi yapmışlar yani hakikaten çok değerli toplu çok düzgün yapmışlar. Bütün şeylerine baktım bu konu hakkındaki e, yayınlarına baktım, hepsine baktım. Yani hakikaten bayağı şey iş yapmış çocuklar yani. Çocuklar diyorum gerçek belki kendi yani yaşları büyüktür bilmiyorum ama sesleri genç. Ses gençti yani. Şey sen Ve çocuklar yani diyebilirsin. Çok. Abi. <laughs> Benim yani. yaşıtımlar galiba da şey, yani. e, bir tane videolarını görmüştüm şey kendilerinin olduğu. Hmm. Yok çok düzgün iş yapmışlar onlarda. Çok ve şey de diyor. E, yani yabancı kaynaklarda böyle derli toplu bir şey yok diye de söylüyor yani. Ya yani yabancılar da aslında muhtemelen şey yani ben yüzüklerin efendisi üstüne başka kanallara falan da bakıyorum. İlgililer ama şey yapmıyorlar. Öyle çok da derin iş yapmıyorlar. En azından YouTube'da öyle yani. Hı. Daha çok yüzeysel işlerle şey yapıyorlar, uğraşıyorlar. Evet, biz biraz erken başladık diye. Ben şeye çok şaşırıyorum. Yani bu kitabı gerçekten bir yayın evinin kendini öne atıp da çevirmesi çok hoşuma gitti. Gerçi tabii New York'ta bestseller olmuş o ayrı konu da. Çok iyi kitap ki. Yani ben okumadan önce bilmiyordum elbette ama okuyunca çok güzel hikaye yani. Tabii. Çok güzel hakikaten. Tabi geçen bölümde nerede kalmıştık biz? İlk kitabı bitirdik diye ben kafa ezberden öyle bir şey yaptım ama <gülüyor> <gülüyor> yani nerede kalmıştık hatırlamıyorum aslında. <laughs> İlk kitabın sonunda Ejderusu denayla kaçıyorlar diyeyim. Evet evet. Sonra aslında Ejderusu da öldürüyor değil mi şey? Öldürüyor evet öldürüyorlar Ejderusu da. Daha doğrusu Kuvvet'e öldürüyor. Evet ondan sonra tekrar üniversiteye geliyordu. Üniversiteye gel geliyor. Dena deniz yolundan geliyor. Bu kara yolundan geliyor. Evet. Şeye e, neydi şu çok güzel ama acımasız tefeci deva mıydı adı neydi? Devi. Devi. Devi'ye uğruyor borcunu ödüyor. Mikmakslarla şey yapıyor. Evet. Borcunu ödüyor. ...ondan sonra da üniversiteye geri dönüyordu. Evet. Mıknatıs o dünyada çok değerli bir maden. Evet, evet. Çok büyük para ediyor mıknatıs işi. Çünkü büyüde çok kullanılıyormuş. Ve büyü de onların teknolojileri gibi zaten. Hı. Ve tarif o ederken... ...mıknatısı tarif ederken de... ...yani şey çok güzel büyülü tarif ediyor. Yani kendinden olan şeyi çekiyor... ...ya da itiyor falan diye tarif ediyor. Düşününcüler evet bizim dünyadaki mıknatıs aslında. Yani. Mıknatıs. <laughs> Manyetik alan <laughs> diye açıklamıyor ama onu. İşte şey yokmuş orada zeki bir fizikçi yok abi şimdi bu tükenmez kalemi buraya sürtüyorsun kağıtların üstüne tutuyorsun <gülüyor> <gülüyor> onu, Onu göstermemişler çocuklara. Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Geçen chatte bir soru vardı ben o soruyu e, okudum ama e, anlamını kaçırdım anlamını sonradan tekrar kaydını izleyince dedim adam bunu sormuş aslında. Kvot bakırdan bir yüzük takabilir mi diye sormuştu. Hı hı. Ben de hani niye bakırı özellikle soruyor soruyor diye düşündüm. Sonra hatırladım yani bakırın evrende şöyle bir yeri var. İsmi bilinmeyen yani doğası anlaşılmayan teknik olan tek tek maden bakır. Evet bakırın ismi yoktur diyorlar çünkü doğasını bilen yoktur. Evet yani aslında arkadaşın sorduğu şey kvot bakırın ismini bulup da ona hükmedebilir mi onun yüzüğünü takabilir mi diye sormuş. Ben tabii o an anlamadım artık ne düşünüyorsam. Zor soru ki abi çok detaylı. Yani Hı. öyle çatlanak insan aklına gelecek bir şey değil hakikaten canlı yayında. Hani çocuk iyi soru sormuş çok güzel sormuş da hani zor soru canlı yayın için. Evet. Çünkü şey oluyor yani ya, çocuk o soruyu düşünüyor soruyor. Ama yani canlı yayın yapan adam çok az bir kısmıyla abi geride hata yaptık mı diye kontrol ediyor. Şimdi ne dediğini kontrol ediyor. Muhabbetin nereye gideceğini kontrol ediyor. Ve tek parçalı bir iş gibi değil bu canlı yayın yaparken. O bakımdan böyle çok spesifik soruları kaçırmak normal canlı yayında. Doğru. Ben neler neler kaçırıyorum. Ben böyle saatlerce çete bakmadığım da oluyor benim de. <laughs> Bizim chat kendi kendine eğlenme yöntemleri buluyor ben böyle bir oyuna çok daldığım zaman. <laughs> Şarkı falan Bizim chati de şey bakıyor sağ olsun yani %70-80 dilek bakıyor. %15-20 boss bakıyor. İşte %5 de ben bakıyorum <laughs> rahat olun. <laughs> Hiç böyle mi? Ben de bakmıyorum. Ben de %5 bakıyorum senin gibi abi. Geri <laughs> de %95 <eks> <laughs> moderatörlere verdim. O zaman abi ikinci kitabın başından konuşmaya başlayalım mı tekrar? Başlayalım. İkinci kitabın başına geçelim mi abi? Sen Kara tabii gene... kitapta ne tür notlar yapmışız bakalım. Notlar falan aldım. Ben dut gibi geldim böyle. <laughs> Babamın tarlasında abi, gezer gibi geldim. Gel. Şey var ya... E, Birçok olay var ya... E, işin doğrusu. Yani çok önemli ama... Yani kitap üstüne direkt konuşmaya başladığında aslında atlayabileceğin çok olay var. Tabii. Yani şeyi bile bir ara unutmuşum ben aslında. Bugün yeniden bakınca tekrar hatırladım. Ee, feri dünyasına geçişi, oradaki <laughs> muhabbet. Evet. Oysa müthiş önemli bir olay. Ya da şey ne zaman olmuştu? Ee, Bastın tuttuğu delirmiş askerler kavgası. olan birinci ciltte miydi, ikinci ciltte miydi? Değil neresindeydi de. bu işin? Falan evet. hikayesi. Yani şey dikkat etmezsen gidiyor. Şöyle de bir sıkıntı oluyor. Geçmişi düşünürken okuyucu için. Bütün handaki şeyler yani aynı mekanda ve aynı zamanda geçtiği için hangi kitapta olduğu hakikaten karıştırılıyor. Yani yazar gerçek dünyaya döndüğü anda e, aynı günde ve aynı mekandasın. Ama bu evet. kitapta mıydı, ikinci kitapta mıydı falan çok karıştırabiliyorsun. Çok şey ya e, izleyi ta, yani ezberden takip etmek çok zor. Bir de ben bir kere okudum, bir kere de üstünden geçtim. Yani öyle olunca daha da zor oluyordu. tabi sıralı, kronolojik olarak kitabı hatırlamak zor oluyor. Temel fikirler falan hatırlanıyor iyi kötü de, Tabii. şeyi kronolojik olarak hatırlamak zor oluyor. Neyle başlıyordu abi ikinci kitap? Ne demişim ben? Ee, kasabadan Graham'la muhabbetteler demişim. Sonra iki çoban püskülü hanına gelmişler. Sonra kuvvete ders seçme ve dönem yenileme zamanında sırasını para ile William'la değişir demişim. Demek ki kasaba ve okul arasında işte kendi güncel hayatını düzenlemeyle geçiyor ilk bölümler. Evet zaten borçlarını ödüyordu en başta Devi'ye. Evet. Gene Auri'ye birkaç parça elbise alıyordu galiba. Evet. Bir de şey ile başlıyor. Haç parasını ödeyebilmek için ee, lamba yapma işine girişiyor. Lambaları e, iyi lambalar yapma işine girişiyor. Evet. Kütüphaneye giriş izni ilk kitapta alıyor muydu abi? Almıyordu değil mi? İkinci kitapta alıyor. İkinci yani. kitapta alıyor diye hatırladım onu da. Aynen. Evet. Zaten çömlekhanede şey çömlekhanede değil. Eee balıkhane miydi? Yok o da değildi. Ne haneydi orası? ilginçti ya, hakikaten. Şu Z şeyin zahiriye olduğu... <laughs> Zahiri, zahiriyenin olduğu yere mi? yok değildi. Balıkçı mı diyorlardı? Ne diyorlardı ya Oraya. Balıkhane diyorlardı galiba. Çömlekhane Balıkhane. deliler olan kısmı. Deli olan kısım. Tımarhane evet. kısmı çömlekhaneydi. Eee, evet. zahiriyede çalışmaya başladıktan sonra geçim derdi biraz şey oluyor. Hani tamam çok evet. çalışırsan, çok vaktini harcarsan. Versen. daha doğrusu kendine vakit ayırmayacak kadar çalışırsan geçinebiliyorsun. Ama gene de tabii evet. okul harcını ödemek şey muallak bir şey çünkü okul harcı Çok. ekstra ekstra bir masraf. Bir kalem ayrıca yani. Kubat şu an sadece eee zahiriyede çalışarak haçlığını çıkarak biliyor gibi. Ancak. Yani aç kaldığı geceler oluyordu. Artık olmuyor. Ama hani şey kral yemekte yemiyor. Tabul dotuyor gibi. <laughs> yırtamıyor bir türlü. Şey, şey ee... Eoliana gidiyor, Denna ve yeni erkek arkadaşıyla tanışıyor ve orada sahne çıkıyor demişim 5. bölüm olarak. O Eolian işi çok güzel ya. Yani e, zamanında şey gibi ne grupları denirdi bu Nirvana'nın falan çıktığı bölge neresiydi orası? Philadelphia mıydı? Ha, bilmiyorum abi. Bir şey Amerika'da bir eyalet oradan bayağı böyle barlardan büyük gruplar çıktı. Seattle, Orası ora gibi. Mi? Seattle, Seattle grupları. Doğru, Seattle grupları. Onlar, o Airline denilen bar da öyle yani. Oranın Seattle'lı gibi. Yani oradan çıkarsan hmm. dikkat çekiyorsun. Oradan şey yaparsan e, elin ekmek tutuyor. Tabii bunun özel bir durumu var. Bu Amros'la çok kötü olduğu için kimse buna sahip çıkmıyor tabii. Hani öyle bir zorluğu var ama normalde hakikaten müzisyenlik yaparak çok hayatını rahat geçirecek kadar çok kazanabilme ihtimali olan biri aslında. Ambrose zaten kendi nüfusunu kullanarak e, Kuvot'un para kazanmak için çıkabileceği her yerde çıkmasını engelliyor. Ama evet. E, o bar, e, Eloyan mıydı adı tam hatırlayamadım. Eloyan, ha. Eloin. Eloin. Eolin, e e Eolian. <laughs> Biz bu isimleri çözeme çözemeyeceğiz abi. <laughs> yani e, Eloyan barıydı hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam benim de. E, o barda sadece çok yetenekli insanlar çıktığı için yani herhangi birinin nüfusuyla birini oradan alıkoyamazsın. Herhangi birinin nüfusuyla oraya birini sokamazsın zaten. Nasıl? Yes. Yani çok yetenekli. Torpil insan, işlemiyor yani, orada. torpil işlemiyor. Çünkü zaten şey orası biraz da e, şey gibi. Güzel Sanatlar Fakültesi diyeceğim hani artık ama devlet bazında düşünün bunu. ...yetenekliysen girersin abi. Burada torpillik bir şey yok çünkü bir şey var. El işçiliği, bir zanaat, bir sanat var evet, ortada var. yani. Orada da çalabiliyor kvot ama orada çalışından dolayı para kazanmıyor. O aslında sanatçıların biraz kendinin reklamını yaptığı bir mekan. Evet yani Bak ben burada çalabiliyorsam, burada çalan sanatçılara verilen o gümüş mızıkadan aldıysam... ...bil ki ben tescilli bir sanatçıyım demek Oradan bir kar ediyor mu? Ediyor. Onu da nasıl yapıyor? Barmenle anlaşmış. Çok iyi bir sanatçı olduğu için oraya gelen insanlar da genelde hali vakti yerinde insanlar olduğu için Kuvot'u sürekli masalarına davet edip bir şeyler ikram etmek istiyorlar. Orada çok güzel bir trik varmış. Ben bu triğin aslında gerçekte de kullanıldığını öğrendim. Ben bilmiyormuşum. Şöyle eğer ki bir sanatçıya bir kişi içki ısmarlamak isterse ee, sanatçı menüde olmayan bir içecek sipariş ediyor. Barmen biliyor sanatçının hangi içecekten bahsettiğini ama aslında bahsettiği içecek sadece su. Barmen kişiye suyu götürüyor. Parasını alıyor ve parasını bölüşüyorlar. Yani içkiyi içen insan, içkinin ısmarlandığı insan sadece su içiyor ama içkiye atıyorum 100 liraysa 50-50 barmenle bölüşüyorlar. Evet. Kvot da orada davet edildiği masalara gidip kendisine ısmarlanan içkilerden böyle ufak da olsa bir gelir elde ediyor. Ama neye yetiyordur tabi tartışılır. <laughs> ya şeyin yoksulluğu korkunç ya kuvvetin yoksulluğu hakikaten hani adam çok ciddi yırtınıyor. Hani adam bile değil çocuk daha yani adam da değil. Çocukluğundan beri yani üç kuruşa muhtaç hikayesinden daha öte yani barınması eziyet. Üstüne bir ya. tane gömlek alması eziyet, ayakkabısının olması şansına bağlı. Yani karnını düzenli doyuruyor olması şansına bağlı. Yani öyle bir yoksullukla devam ediyor ki <laughs> inanılmaz bir sefaleti var para olarak yani. Ben bir de daha da kötüsü aslında şu eskiden böyle değilmiş. Yani doğduğundan beri yoksul olsa çok bir sorun olmaz ama eskiden yani. ailesiyle hani nispeten ee, hali vakti yerinde bir hayat sürerken bir anda inanılmaz bir fakirliğe düştüğü için iyice ne yapacağını bilemez hale düşüyor quote. ve Yani şey e, azıcık bir para geçtiği zaman da zaten güzel bir çift elbise alıyor kendine mesela. Evet. Çünkü biliyor hangi elbise kalitelidir hangisi değildir. Zevk sahibi canım şey yapıyor parası olursa düzgün şeyler alıyor zaten Hiç şey yapmıyor. Evet. Saçma sapan e, işlere para falan vermiyor. Tabii. İlk başta gerekeni görüyor falan ama çok da cesur ya yani en tehlikeli tefecilerden para alıyor. Ama son anda falan toparlayıp verebiliyor parasını. Hani lan ben ilk başta bu parayı vereyim diye de çok çabası yok hani bulurum ben bu parayı diyor. Kendine o açıdan güveni tam yani ben ayarlayacağım o parayı bir şekilde bulacağım. Öyle yaparım böyle yaparım bulurum parayı diye büyük risk alıyor aslında yani kendi hayatını riske ediyor bazen de gene de tefeciye gitmemek için bir direniyor ama aslında yani son e, tabii, çare tabii. tefeciye gideyim diyor ama son çaresi zaten hani önde de 2 3 çare var yani 2 <laughs> 3 alternatiften sonra son çareye geliyor çok gariban ve başkan, kimsesiz o kadar yoksul ve yani ailesi olmayan biri olduğu için gittiği tefeci zaten yani en berbatı tefeciler arasında en korkulanı şey devi. Hmm. Çünkü şey zaten yani umutsuzlara para veriyor o ki batsınlar ve onlardan e, paradan ziyade yani kendi adına kullanabileceği iyilikler falan isteyebilsin. Yani şey de o tefeciden başka ona para verecek tefeci de yok çünkü şey yok geliri yok adam. Tabii zaten e, gene tabii spoilerlı konuşacağız baştan uyarayım da. Ee, ilk yayını izlemeyen varsa ikinci kitabın sonlarına doğru ile aralarında bir konuşma geçiyor ve kuvat şey diyor hani mevzu senin için hiçbir zaman para değil değil mi diyor ee, sen diyor hani eline alabileceğin insanlar istiyorsun çünkü e, paraya muhtaç biri değilsin zaten yapamayacağın bir şey yok çok yetenekli bir e, üniversite öğrencisisin insansın ee, ve hani alt sınır mesela en başta 3 talent diyordu kuvota sonra 6'ya çıkardı. Kuvot şey diyor alt, alt sınır diye de bir şey yok değil mi diyor. Sen sadece benim e, şeylerimle beni, beni elinde tutmaya çalışıyorsun. E, evet diyor tabii ki öyle yani. Ne yapacağım diyor ben 6 talent beni kurtarır mı diyor devi yani. Altı talent, <laughs> bir de 6 talent bonç veriyor %50 faizli 9 talent olarak, olarak geri ödüyorsun. Güzellikler de yapıyor canım sadece faizini ver ana para dursun falan diye de kıyaklar yapıyor yani şeye kuvveti. Yapıyor. <laughs> yapıyor. Gerçi yani ikisi de birbirlerini anlıyorlar tabii. İkisi de potansiyel olarak çok büyük gizemci olacakları için. İkisi aslında bir açıdan da ruhları birbirini anlıyor. Evet. Mesela... Bizde Kilian mevzusu kütüphane mi onun demiş. Ve aslında haklı. Yani kitaplarda yok ama muhtemelen o da kütüphanedeki taş kapıyla bağlantı kurmak isteyen bir kız yani kütüphaneden sadece bilgi meselesi değil bence Devin'in meselesi o, o taş kapıdan onun da haberi var ve o da orayı kurcalamak istiyormuş gibi geliyor bana ama bu tamamen tahmin benim ki bir yerde duyduğum bir bilgi falan değil yani. şu ana kadar taş kapı lafını ağzından duymadık Devin'in ama kitaplara Hı -hı. obsesif seviyede takıntılı ve hatta Kvot onun dükkanına gittiğinde dükkan dedim de yani merdiven altı bir yer tabii ki yerine mekanına gittiğim dediğim bir kendi kütüphanesinden bahsediyor bir bak bunu buradan buldum bu şöyle değerli bir kitap bunu şuradan getirttim hatta bazılarını kuvata ödünç veriyor bunu oku gel tartışalım çünkü ben de diyor etrafımda bu kitapları tartışacak adam bulamıyorum. Kütüphaneye girmek istemesini işte yazar biraz öyle de düşürtüyor. Yani ekstra özel arşivlere ulaşmak mı istiyor ama bir yandan da kapıda orada yani şimdi. Belki de kapıya ulaşmak istiyordur. Çünkü çok güçlü birisi aslında. Yani sadece bilgi meselesi olduğunu düşündürtmedi bana. Yani böyle aslında mesele belki de biraz kapı Zaten şey ya tamamen giz ya bu yediler, amariler bilmem neler aslında iki kitap boyunca bu araştırılıyor ve neredeyse hiçbir şey öğrenilmiyor falan. Yani hiç kimse hakkında doğru düzgün bir bilgi yok. Evet. Nasıl oldu, ne oluyor bilmem ne falan. Yani aslında hiç kimse bu konular hakkında konuşmuyor. Belki Devi de aslında bu konularla ilgili ve o da konuşmuyor. Yani Eliyanı arıyorlar. Belki de neydi efsane büyücü Tar? Taborlin. Taborlin. Ya da o Taborlin üstüne bir şeyleri var. Bilmiyorum ama hani tek derdi e, biyofil olması değilmiş gibi geliyor bana. Tabi. Yani şimdi herkes bu konular hakkında konuşmuyor. Ama fark ediyorsun ki hikayenin farklı farklı versiyonlarının olmasının sebebi de herkes konuşmasa da bu konu hakkında konuşan insanlar. Çünkü herkes yanlış anlamış mevzuyu ya da herkes daha önceden duyduğu bir hikayeye benzeterek anlatıyor Taborlin hikayesini ya da Amir evet. hikayesini. O yüzden süre gelen yıllar içinde bütün hikayeler birbirine girmiş vaziyette. O yüzden kvot hiçbir zaman gerçek ne anlamıyor. Yani kimin duyduğu doğru, kimin anlattığı doğru, şu karakter o karakter mi, o karakter bu karakter mi? Mesela en son kitabı okuduğumda ve teorilere baktığımdaki en güçlü kavram şuydu. Lanre, Haliax ve Taborli'nin aynı kişi olması çok yüksek ihtimal. Şimdi diyorsun ki bu... ya bunlar iki ayrı güç olarak tanıtılıyor. Hatta üç ayrı güç olarak tanıtılıyor. Nasıl ayrı kişiler? Ondan sonra hikayeler arasındaki bağları falan buluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Lan evet yani kitabın başında mesela o hana gelen top diye bir kop muydu? Bir şey vardı. Köyde yaşayanlardan bir demirci mesela. O geliyor Aa. bir hikaye anlatıyor. Sonra gidiyorsun Ademre şehrinde şeyin bir hikaye anlatıyor. E bakıyorsun hikayeler aslında aynı hikaye. Ama biri Taborlin diye anlatılmış, biri Haliax diye anlatılmış. Yani. Hem kvot açısından çok zor, hem okuyucu açısından çok zor bu, bu noktada şey. <laughs> kitap. Bir açıdan çok kazık bir kitap hakikaten. Yani aslında temel mesele üstüne çok az şey bilerek ilerliyor iki kitapta. Hani hiç netleşmiyor. Neredeyse tamamen gölgede ve sisli. Ama o da şeyi e, okuyucuyu çok canlı tutan bir şey oluyor. İşte kitap tamamlanmamış bile olsa bestseller olmasını sağlayıp üstüne de istediğin kadar konuşabilme olasılığını kurmuş oluyor. Evet. Yani çünkü bilmiyorsun aslında hani o da olabilir, bu da olabilir, şu da olabilir, diğeri de olabilir. Ve bu çocukça saçma sapan teorilere gerek kalmadan düzgün mantık yürütmelerle birbirinden çelişik sonuçlara varabileceğin kadar az bilgiyle karartılmış bir durum. Güzel iş yani. O yazarın başarısı denilebilir. Evet. Kuvot zahiriyede çalışmaya başlayınca benim de aklıma İlk o geldi ama Kvot'un da aklına ilk o geldi. Şimdi bu Zahiriye de malzeme alabiliyoruz ya bir çalışırken. Hani evet. ben bir sonraki projemde şu 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 malzemelere ihtiyacım var diyorsun. Ve üniversitenin kendi deposundan sana o malzemeler veriliyor. Ne istersen iste. Altın da isteyebilirsin, gümüş de isteyebilirsin, cam da isteyebilirsin. Ben dedim ki ya Kvot buradan alıcık altın ister. <gülüyor> <gülüyor> Onunla hani şeyini öder, birazını kullanır falan filan diye bir düşünmüştüm. Bir sayfa sonra inanır mısın Kuvot da aynı salaklığı yaptı. <laughs> Sana dediler ki <laughs> onu öyle her zahiriye gelene vermiyoruz o malzemeleri. Yani. Sen daha gençsin, sen gene gariban hayatına devam edeceksin dediler. <laughs> Ama ondan sonra Kuvot'un belki de benim kitaptaki gene en sevdiğim kısımlardan biri yaptığı ok tutar isimli şey. Müthiş alet ya. Ne müthiş şey o düşünce. Yani görünmez zırh hikayesini buluyor adam yani. Sigaldri ve sempatinin bazı yasalarını birleştirerek bir şey keşfediyor. Avize yani aslında. Lamba gibi bir şey keşfediyor. Işık da yayıyordu değil mi abi o ışık... Evet yayıyor. Evet ışık da yayıyor ve aletin işlevi şu. Biri ok attığı zaman Oku durduruyor havada. Yani hiçbir şekilde hain pusulara gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Ama burada da şöyle bir şey var. Şimdi bazı oklar demirden. Cık. Tamam bazı oklar da... E, Tahta. Tahtadan. Tahtadan okey. Bunları durdurabilirsin. Oralara onların büyüsünü yapabiliyorsun. E, rünlerini kazıyorsun diyeyim. sigaldirilerini kazıyorsun. Ve çok hızlı bir demir parçası hareket ettiği zaman o alet onu durduruyor havada ama bazı şeylerde kemikten oklar. Yani diyor biri yanında hızlı koştuğunda ya da parende attığında onu da mı durduracak bu? Çok karmaşık bir yapıya dönüşüyor o şey ok tutar. Ama Kuvot bunu çok güzel böyle bir mühendislikle çözüyor ve Kilvin hoca şey, de değil mi? Zahirel evet, Hoca. Kilvin Hoca. Diyor ki inanamıyor. Yani bu bir başyapıt. Bu çok değerli bir şey. Bunu diyor ne kadar paraya satmak istersin? Çünkü zahiriyede çalışan öğrencilerin şöyle bir anlaşması oluyor. Zahiriyede ürettiğin şeyi satarsa üniversite belli bir miktarı yüzde otuzuydu galiba sana. Daha da mı Tabii yüzde otuzu şeye yüzde kırkı 45'i beşi zahiriyeye okula yüzde otuzu da zaten zahiriyeden aldığın malzemeye gidiyor. Evet. Sana gelecek. <laughs> Kuota diyor ki bunu ne kadara satmak istersin bu bulduğun değerli şeyi. Kuota e, çok cüzi bir miktar söylüyor. İki talent mı diyordu abi? abi? Ee, hoca diyor ki 25'e satarız Ha, Evet yani, 25 talent. 25'e yani... satarız bu diyor çok pahalı değil böyle bir şey için diyor. Yani herkes diyor canını güvende tutmak ister diyor. O sırada çok büyük bir hevesle kabul edecekken Kelvin hoca'nın e, bu büyülere yaklaşımını falan bildiği için. Hocam diyor 8'e satalım. Sadece zenginleri korumaya yaramasın. Halka yararımız olsun. Bu diyor şeyin bizim okulun da hani halk için bir şeyler yaptığı ortaya çıksın falan deyince hocayı da kafalamış oluyor. Yani para az kalıyor ama hocayı kafalamış oluyor. Tam bam teline dokunuyor hocanın. Yani. Çünkü Kelvin biz... Hoca üniversitenin imajını çok göz önünde bulunduruyor. Yani yapabiliyor olman her şey yapabileceğin anlamına gelmez diyor. Çünkü yabancı insanlar senin burada yaptığın şeylerin ne kadar bilimsel ve mantıksal şeyler olduğunu anlamaz. Bir diyor ufak bir eee Sigaldri bile yazsan sana büyücü gözüyle bakıyorlar Emine ve sen diyor imajını, üniversitenin imajını burada yaptığımız şeylerin imajını sürekli korumalısın. O yüzden böyle üniversitenin imajını koruyacak herhangi bir hamle çok hoşuna gidiyor. Evet. Ee, Kirvin Hoca'nın "Üniversite halkı koruyor e, ucuza." diye. <laughs> What solcuymuş diyebilir miyiz abi? Benim chatten öyle bir soru geldi. Ne diyebilir miyiz? Solcu diyebilir miyiz? Sürümden kazanmayı düşünen sıkı bir kapitalist diyebiliriz bile. Olabilir. Her devrin adamı quote. Yani şimdi kime ne pragmatis. lazımsa tabii. Mesela Mayer Alveron'la konuşurken orada ayrı konuşuyor. Ayrı O adam pragmatis imparator. Quote yani. Tabii. Tam pragmatist. <laughs> e, üniversitedeki mülakat sıkıntılı. Hatırlarsın. Ambrose bunu erik büyüsüyle büyülüyor. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> Erik büyüsüyle büyülenmesi şöyle arkadaşlar çok tehlikeli bir büyü olduğundan falan bahsediliyor. Tabii ölüm tehlikesi yok ama çenen durmuyor ve gereksiz bir cesaretle falan konuşuyorsun. Yani işte hocalarla konuşurken, hocalarla konuşmuyorsun da aslında konuşuyormuşsun gibi konuşuyorsun. Şey yapamıyorsun, çeneni tutamıyorsun. Öyle bir diyor, daha bir saygısız, daha bir ukala hale getiriyor o şey ve tabii ki bunun yüzünden de başı çok ciddi belaya giriyor. Ya yani. da işte anne hani çok güzel bir kız gördüğün zaman, o kız hakkında neler düşündüğünü, onunla neler bir yapmak söyler. istediğini laf lafadanak söyletiyor. Okuması yani keyifli. Yalan kısmını baskılıyor. Evet. political correctlikten kopartıyor. Neyse onu söylemeye başlıyor. Yani dünya yalanlar sayesinde dönüyor arkadaşlar. Yani herkes doğruyu söylese nüfusumuz hızlı bir şekilde dörtte bir oranına düşerdi. <laughs> yani okuması keyifli ama empati yapması zor bir bölümde orası. Bu e, Erik Büyüsünü de galiba Devi satıyordu değil mi abi? Devi satıyor da çok sonra ortaya çıkıyor. Evet. Devi de aslında de bilmiyor kim için. Bilmiyor şey kuvvet için uygulanacağını ama e, çok sonra bu ortaya çıktığında sen yaptın değil mi falan muhabbetine gelince şeyin işine ayrıyeten yanıyor. Kuvvetin işine ayrıyeten yanıyor. Çünkü Devi'ye çok büyük bir hıyarlık yaptığı için devinde bir hata yaparak o hıyarlığını bağışlamasını sağlıyor. Yeniden dengeyi kurmuş oluyorlar böylece. Çünkü o ona büyük zarar veriyor, o ona büyük zarar veriyor. İlk başta haklı devi gibi duruyor. Asla affetmeyecek konumda. E, devinin de böyle bir hıyarlık yaptığı ortaya çıkınca bu sefer karşılıklı hıyarlıklar dengeleniyor. ve birbirleriyle tekrar iyi arkadaş oluyorlar. Birbirlerini anlar hale, yardımcı olur hale geliyorlar. Evet. Ee, mülakatta Mülakat sırasını değiştiriyordu ama etkisi kalıyordu değil mi abi yanlış hatırlamam Kalıyordu tam olarak şey yapmıyor toparlayamıyor şeyde mülakatta da tam olarak dokuz talent çıkıyor şey Mülakat sırasından bahsetmiş miydik abi biz ne, nasıl ha, mülakat sırasından Bahsetmedik. Ya işte belli bir gün herhalde iki gün içinde bütün mülakatlar yapılıyor. Bu mülakatlar her sezon başında yapılıyor, dönem başında yapılıyor. Ve mülakatta hocaların sorduğu sorulara ne kadar iyi cevap verirsen harç ücretin o kadar düşük oluyor. Kötü cevap verirsen harç ücretin yükseliyor. Tabii bunun yanında ne kadar hani aile ne kadar parası var bu da belirliyor aslında. Yani çok zengin adamlardan daha fazla talep ediyorlar. Tabii. Ya da hocalara karşı yıl içinde arkadaşlarına karşı nasıl bir tavrı var? Yani Sorun çıkartan bir adam mı? Uyumlu birisi mi? Ona göre de şey oynuyor. E, kur. Harç ücretleri <laughs> kuru oynuyor. Bu biraz zevzeklik edince buna 9 tane takıyorlar. Bu kuart için çok büyük para tabii yani. Çok büyük yani imkansız bir para. Şimdiye kadar kullandığı bütün para 9 talent olmamıştır yani. Yani oldu feci oluyor yani. Onun için bayağı yıkım oluyor o iş. Evet. Ki hani artık hani müzikten de para kazanıyor, zahiriyeden de 3-5 bir şey kazanıyor. Daha herhalde o kısımlarda ok tutarı yapmamış. E, Yok durumda daha ama sonra oktutar yapıyor. Ona rağmen büyük para kuvot için. Tabii ki mahvoluyor. oluyor. Ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam abi üniversiteden ayrılmaya karar vermesinin sebeplerinden biri de bu olay mıydı? Yani birkaç Yok, dönemler... o daha, son, daha sonra bir olay. Bunda şeyle çözüyor. Gene deviye gidiyor. Yüzde elli faizle borç alıyor. Ha, borcunu alıyor. Ee, sonra ama kendisini şey yapanın Ambros olduğunu duyunca kimleniyor tekrar. Evet tabii. Yani Kim şey yapıyor. iş çok uzuyor çünkü. Yani Ambros da şey hem güçlü hem de yani siyaset bilen bir çocuk. Yani işte şey yapmıyor. Direkt kendisi asla ortalıkta olmuyor. Hep aracı kullanarak bunun önüne engeller çıkartıyor. Bunun fevri olduğunu da bildiği için sürekli kalabalık yerlerde üstüne gidip kötü öğrenci imajını da arttırıyor sürekli. Yani isyankar ne yaptığı belli değil. Bunun çok tehlikeli. Şimdi çok zeki, becerikli, muhabbeti bizim için iyi de hocalar için o tehlikeli bir durum. Çünkü öğrettikleri ilim meselesi çok tehlikeli bir şey. Birisi ukalaca yeteneğini ortaya koyarsa sorun çıkar diyorlar. Yani illa bunların dengelenmesi lazım. Kuvvet yaşı çok genç, acayip yetenekli ve pervasız. Yani bu korkunç bir karışım onlar için o bakımdan yani hocaları da tedirgin eden bir çocuk aslında aklı başında hocalar hocalar için tabi durum böyle de hani hiçbir eğitim sisteminin de sevdiği öğrenci tarzı değil aslında bu cüretkar öğrenci çok sevilmez yani yani <laughs> belki bir atölyede yani, falan çalışıyorsan. yani salak adam kötüdür ama çok bilgili ama salakça işler yapabilecek adam çok daha tehlikelidir yani öyle su ee, Sonra e, Kvot'un, şimdi daha net oturuyor hikaye bende, e, Dena'nın yüzüğü konusu vardı. Evet Aslında şey... ortalığı ne? karıştıran ve Kvot'un üniversiteden ben biraz kaydımı dondurayım da uzaklaşayım demesine sebep olacak olay Dena'nın bir yüzüğü. E, Dena hikaye boyunca zaten sık sık e, partner değiştiriyor ve Kvot hep arkadaşı olarak kalıyor. Kvot da şunun bilincinde yani Dena'nın yanında sürekli başka erkekler var ve olmaya devam edecek. Ama ben diğer erkekler gibi Dena'ya yaklaşırsam ya da flört edersem ya da onu elimde tutmaya çalışırsam onlara yaptığı muameleyi bana da yapacak. Yani beni kendine kul kul edecek gidecek ama şu an ben onu tutmaya çalışmıyorum ben onun şu an arkadaşıyım. Biraz friendzone da yemiş gibi ama güzel de bir flörtleri de var. Ben onun şu an arkadaşıyım ve bu beni çok daha değerli yapıyor Dena için çünkü Dena'nın arkadaşı yok başka. Abi. Arkadaşlığını da ekstradan çok seviyor Dena'nın. O yüzden mesela ne zaman Dena'nın yanında başka bir erkek görse gidip kendini böyle çok kibar bir şekilde tanıtıyor. İşte beyefendi siz çok şanslısınız. Dena şöyle güzel bir kadın falan filan diyor. Sonra Dena adamın gözü önünde kovotla flört ediyor. Ondan sonra ayrılıyorlar. Tabii adamlar sürekli kuvota uyuz oluyor. Kim bu? Dena niye bu adama bu kadar samimi davranıyor diyor. E, Kuvot zaten adamlara içten içe uyuz oluyor. Böyle bir ritüel var. Bir gün bu Denan'ın yanında getirdiği adamlardan bir tanesi Ambros oluyor. E, o büyük, büyük zorluk oluyor tabii yani Ambros olunca e, bayağı üzülüyor. Ya şey e, Dena yani her aklı başında erkeğin ödünü kopartacak kadar e, tehlikeli bir hatun yani. O yani çok özel bir kadın hakikaten hikayede de çok özel bir kadın. İlk başta şeyi bilmiyorsun mesela hani Dena sadece güzel ve flörtöz bir kadın gibi gösteriliyor. Ama aralara baktığın zaman Dena'nın aslında e, çok fazla şey bildiğini çok fazla olaya dolaylı da olsa dahil olduğunu ve e, insanları kullanma sanatında da bir üstad olduğunu falan anlıyorsun. Hani öyle göründüğü gibi genç ve güzel bir kızdan ibaret olmadığını, flörtöz bir kızdan ibaret olmadığını anlıyorsun. Yani bütün kağıt oyunlarında usta olduğunu anlıyorsun mesela. Ya da kimle ne tür bir ilişkiye gireceğini bilen biri olduğunu anlıyorsun. Bir kere çok cesur, istediği an alıp başını gidiyor falan hani. Bu, bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Kökleri olmayan bir şey. yani özgür bir atun o açıdan da. E şey de çok toy tabii o zaman hani iyice toy. O yüzden Dena aklını başından alıyor ama Ambrose ile birlikte görünce bu sefer daha da beter bir şekilde canı yanmış oluyor abimiz Allah Dena gibilerden korusun yazıyorlar benim chatime abi. Haklı arkadaşlar cümlemizi. Yani büyük keyif ama çok yani riskli. <laughs> Ee, yaşı da çok fazla büyük değil kıvottan aslında. Değil abi? değil yok. Bir, bir iki yaş falan büyük herhalde en fazla. Ama kıvot aslında Dena'ya da biraz e, Auri'ye yaklaştığı gibi yaklaşıyor. Yani çok kişisel hiçbir şey sormuyor. Çünkü Dena'nın da kim olduğunu, nereli olduğunu, nereden geldiğini falan bilmiyoruz. Hatta Dena'nın ismi gerçekten Dena ama onu bile bilmiyoruz. Ama Diana deniliyor, Dena deniliyor. Arada birkaç farklı adı da var. Yani sürekli bir ad değişikliği falan da var ama kuvvet hep Dena diye anlıyor onu. Evet. Yani en azından birbirlerini gördüklerinde o ona Dena diyor. Kuvvet öyle diyor ama gerçek adı bu mu belli değil. Kız çok belirsiz zaten ya. Yani var zaman zaman var zaman zaman yok. Kuvveti iyi, çok belirliyor. Yani onun varlığı onu diğerini çok memnun ediyor. Kız da çok büyük bir ihtimal şey çok seviyor zaten kuvveti ama... Ne derler? İkisi de kendine göre pragmatist. Kuvvetinin başka dertleri var, başka problemleri var. Hiç kimseye özel sorular sormuyor kuvveti. Yani o işte çandırlarla uğraşıyor, amirlerle uğraşıyor, okulda bilgiyle uğraşıyor falan. Yani onun kanalize olduğu nedenlerini araştırdığı şeyler çok farklı. Kızın hayatı hayata tutunmak ve rahat bir yaşam yaşamak. O da zaten kuvvetinin ilgisini çeken yapabildiği, edebildiği bir şey değil zaten. Yani yoksul bir adam. Evet. İkisi birbirinden çok farklılar gibi duruyor. Ama ikisi de sadece birbirlerine biraz özel bir şeyler söylüyorlar. O da çok değerli bir ilişki kılıyor yani. Tabii. Hatta şöyle de bakabiliriz olaya. Kvot kendi geçmişiyle ilgili de çok bilgi vermiyor kimseye. Vermek de istemiyor. Evet. Soru İstim sormamasının mi? sebebi de bu olabilir. Yani bir çünkü ikili ilişkilerde böyledir ya. Ben sana bir sır verirsem o an olmasa bile günün birinde sen de bana bir sır verirsin. Ya da ben sana bir iyilik yaparsam ya da bir kötülük yaparsam onun bir karşılığını beklerim ya. Kişisel bir şey sormayaraktan kişisel bir soru duymamayı umuyor. Kötü aslında herhalde öyledir yani. Ee, Ambros Denayla bir süre takılıyor, çıkıyor denir mi ona? Çıkmadan mesela herhalde. bir süre birlikte gezip tozuyorlar. Sonra gene tabii Dena diğer her erkeğe yaptığı gibi Ambros'tan da uzaklaşıyor. Can sıkıcı buluyor. Can sıkıcı buluyor ki öyle. Dena yüzüğünü Ambros'ta bırakıyor çok değer evet. verdiği mavi bir yüzüğü var. Evet. Ma çünkü mavi yaptırılması taş. gerekiyor onun. Ambrose da onu yaptıracağını söylüyor. O yüzden Ambros'ta kalıyor yüzük. Evet, yüzük e, parmağına büyük mü geliyor, küçük mü geliyor? Öyle bir şey var. Eee Ambros da diyor ki tamam ben bunu yaptırayım. Çünkü diyor erkekler sürekli Dena'ya yardımcı olabileceklerini sanarlar diyor. Onun için bir şeyleri çözebileceklerini sanarlar diyor Kvot. Ama diyor aslında Dena her işini kendi yapabilir. Gene böyle bir artistlik yaparaktan yüzüğü ben yaptırayım diyor. Sonra yüzüğü yaptırmıyor. Evet. Dena da, o, o yüzük de Dena için çok değerli. Kvot da diyor ki ben bunu gideceğim gizlice Ambros'un odasından alacağım. Ben alacağım. Büyük hata. Büyük hata. Çünkü Ambros e, ne kadar karaktersiz şerefsiz biri olursa olsun üniversitede gizemiye de bir öğrenci. Evet, yani o da iyi bir, bir öğrenci, öğrenci aslında. Ve e, tabii ki odasının çeşitli yerlerine. Kvot'un tahmin etmeyeceği bazı tuzak, bu bir tuzağa da denmez de ona şeyler alarmlar koymuş. Biri pencereden girmek isterse, biri kapıdan girmek isterse falan diye. Kvot tabi William ve Simon'la beraber bir plan yapıyor. Gizlice Ambros'un kaldığı yere gidecek. William ve Simon aşağıdayken, evet güvenlik önlemleri de denebilir. Penceresinden girecek ama pencereyi açtığı zaman orada bir Sigaldri büyüsünü e, tetikliyor ve Ambrosun haberi oluyor bu durumdan. Odama ama biri girdi ama kimin girdiğini bilmiyor. E, sonrasında kaçıyor yani kaçarken... Kaçarken dizi ve ayakları elleri ciddi yaralanıyor çünkü... İşte ikinci katta herhalde onun odası. Oradan atlamak zorunda kalıyor. Ayaklarının üstüne düştüğünde işte bilekleri ve dizleri ve elleri üstüne düştüğü için bayağı yaralanıyor. Ve e, bunu da şeyden hallediyor aslında. Okulun e, sağlık bölümündeki bir kız sayesinde gizleyebiliyor. Yoksa Hı, ama. herkese yakalanacak. Evet. Yani o da sırf Ambrose'a gıcık olduğu için o da hiç hoşlanmadığı için. Bir şey sesini çıkartmıyor yani hocaya demiyor dizleri elleri yaralı bu çocuğun yani camdan atlayan budur diye. Zaten çok belli olacak yani bütün üniversite biliyor ki bu Kuvat'la Ambrose arasında her türlü düşmanlık mümkün. Tabii e, Bu arada onun da e, kaçıranlar olmuştur belki Kuvat aynı zamanda üniversitenin revir bölümünde de çalışıyor. Çalışıyor. Çünkü zaten çok uzun süre e, Tarbeyan'da sokaklarda yalnız yaşadığı için... ...kendi yarasını falan dikmeyi öğrenmiş. Ve o e, Trapi vardı. E, Tarbeyan'da evsiz çocuklara yardım eden bir aha, adam. Aha. Ondan da böyle ufak yaraları falan dikmeyi öğreniyor. Benden de bu tarz eğitimleri alıyor. E, üniversitede de Revir'de çalışıyor. Hatta Revir'e giderken Revir'in e, hocası şu an adını hatırlamıyorum dizindeki yarayı gösteriyor Kuvot'un. Diyor ki bu yarayı çok kötü dikmişler. Bunu kim dikti? Kwot da diyor ki özür dilerim. Kendi yaramı dikiyordum. İpim koptu o yüzden yara böyle oldu. Hoca diyor ki nerede ipin koptu göster bakayım. Teyit etmek için soruyor. Hakikaten kendi mi dikti diye. Kwot da hatta çok da güzel bir not atmış oraya. Böyle şeyleri insanlar unutmaz diye tam ipin koptuğu yeri tak diye gösteriyor. ...dikişte şurada kopmuştu diye. Hoca da diyor evet haklı olabilirsin. Ama şey de fark ediyor... ...Revir'in hocası. Adını unuttum adamın ya. Kuvot e, şey... ...sağlıklı bir zihin olmayabilir... ...diye düşünüyor. Yani kendi yarasını... ...dikmek... ...nereden baksam biraz şey... ...fevri kaçabilecek bir davranış gibi. Tabii çok evet. fakirdim falan filan diye... ...kimseye açıklamıyor Kuvot. Yani kendi kendini yaralamış ve... ...zevkine dikmiş gibi de duruyor ya... Ya yani çok ketum zaten kendi hayatı konusunda ya. yani çok ciddi ketum bir çocuk yani. çok çok nadiren ve çok az kişiye gerçek hayatı hakkında bir şey söylüyor yani. Fena ketum bir çocuk. Evet. Ee, ondan sonra bu yüzü alamadan kaçıyor. Kaçmak zorunda kalıyorlar. Çünkü zorunda kapıya e, Erket'e bıraktığı Willem ve Simon diyorlar ki baba adam geri geliyor. Kaçacaksın hemen oradan. Kaçarken de düşüyor ve dizleri elleri kanıyor. Zafer abinin dediği gibi mola ona yardım ediyor ve kimseye söylemiyor. Revir kayıtlarına işletmiyor bu sakatlığını. Ama plan başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sonra Kvot'u durduk yere bir ateş basıyor. <laughs> evet bir, bir menopoz teyze durumuna geliyor Kvot. Böyle ara ara bir oh, sıcak bastı falan durumu olmaya başlıyor. Ve bu hiç hayra alamet değil. Bunlar gizemli öğrencileri olduğu için bu işin çok da hoş bir şeyden dolayı olmayacağını hemen anlıyorlar. Zaten bunların bir çete var. İşte William var. Öbürünün adı neydi? Sim miydi? Simon. Simon. Sim diyorlar. Sim. Bir de şey çok güzel bir kız var işte. Daha sonra Simon'la çıkacak olan. Fela. Fela. Bunlar bir aslında bir grupları var aralarında iyi anlaştıkları. Hemen onlarla bir iletişim kuruluyor. E Çocuklar da zaten öğrenci olduğu için üniversitede bu büyümeyi işlerini bildiği için oğlum ayvayı yedin diyorlar. Yani sen <laughs> e, her an ölebilirsin. E, bu arada şey revirdeki hocanın adı Arvil hocaymış. Mor, Arvil, Arvil. Mor, Mor Dorut Flek yazmış. Teşekkürler. Doğru doğru sağ olsun. E, o kadar da erken anlamıyor aslında Zafer abi bana biri bir şey yapıyor. Büyü yapıyor diye anlamıyor. Çünkü Sıcak basıyor, gidiyor havuza giriyor. Sıcak basıyor, ne oldu ya falan diye cam açıyor. Sonradan biri diyorlar ki, hani sen orada düştün ya, kanın falan orada kaldı ya. Hani Ambros da zaten gizemeyeci ya, baba senin hani kim olduğunu bilmiyor ama muhtemelen e, senin kanını alaraktan sana ulaşmaya çalışıyor sana bir zarar çalışıyor. veriyor. Kanın sahibine zarar vermeye çalışıyor. Sen olduğunu bilsem mahveder seni muhtemelen. Zaten öldürür muhtemelen yani hazır eline geçmişken. Ondan sonra... an büyüsü yapılıyor yani. En evet. tehlikeli büyü. Evet. Ondan sonra e, alarını güçlendirmek üzere bazı çalışmalar yapıyor Kuvot. Çünkü bir gizemeyici başkasına zarar verebilir ama zarar verilecek olan gizemeyici kendi beynini bölerekten, düşüncelerini bölerekten beyninin bir kısmını sürekli kendini korumaya yönlendirebiliyor. Kvot da bunu yapıyor zaten bu konuda yetenekli bir çocuk bahsetmiştik önceki yayınımızda düellolarda falan artık ikiye bir yapıyor Kvot. Hayatı boyunca ya da doğrusu bir süre boyunca beyninin bir kısmı Ambros'tan gelecek kendi kanıyla kendisine karşı yapılacak olan saldırıları engellemeye yönelik tutuyor. Ama bu çok yorucu bir şey. Hatta bazı geceler uyurken, uyurken yapamıyor tabii bunu. E, Wilhelm ya da Sim onun başında nöbet tutuyorlar. Onlar kendi alarıyla kuvvet <laughs> <quotum> Onu koruyorlar. <laughs> onun yüzünden uykusuz kalmaya başlıyorlar ikisi de. Evet. Yani çok üçü birden çok yıpranmaya başlıyor yani işin doğrusu. Yani hepsi berişen olmaya başlıyor. E daha sonra da bu diyor kanı nereden bulacak? Oradan düştüğünden bulmasa lan diyor devi mi sattı acaba kanı? İşte orada deviyle kapışma meselesi gidiyor işin içine. Ha evet. Yani, ulan diyor yani çünkü devi şey yapıyor. Bir senet menet almıyor borç verirken tefeci olarak. Kanını alıyor insanın. Onun riski de şu işte kan büyüsü yapılabilme ihtimali. Tamam sözünü tutuyor kanı kimseye vermiyor diye biliniyor ama yani sonuçta bu ablamızda tefeci yeterince para verirse diyor Ambrose kanımı satabilir mi acaba? Kanımı kullanmalarına izin verebilir mi falan diye orada e, deviyle kapışmaya gidiyor. Kendine de güveni var. Aları çünkü çok iyi. Ama devinin aları çok daha kuvvetli çıkıyor ve bunu perişan ediyor o kapışmada. O, 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 o ana kadar bilmiyor devinin o kadar bilmiyor. güçlü Bilmiyor. Evet o kadar güçlü olduğunu bilmiyor. Tahmin de etmiyor. Ama devi müthiş bir büyücü yani. Çok çok yetenekli Hatta, o da. Hı. Çok şey etkin bir büyücü. Şeyi mahvediyor. Kuvvetiyi mahvediyor ve o sırada zaten neredeyse birbirlerine ölümcü şekilde kinleniyorlar. Yani devi seni affetmeyeceğim bundan sonra diyor. Tabii ve şey e, devi orada güzel de bir şey söylüyor. Yani benim benim etrafımda bir muhafız görüyor musun? Bir gardiyan görüyor musun? Yani benim gibi bir e, ufak bir kızın bu piyasada Canlı kalmasının sebebi ne olabilir? Hiç düşünmedin mi bunu yani? Tabii ki ben çok iyi bir gizemleyiciyim. Tabii tabii ki çok iyi bu konulara çok hakimim. Sen ne cüretle bana gelip de burada e, üniversitede ikiye bir yapıyorsun diye gelip bana burada kafa tutamazsın. Mahvederim <laughs> tutamazsın. seni diyor. Ne Tekin? mahvediyor zaten. Mahvediyor. <laughs> <laughs> ya ilk ciddi şeylerinden büyük dayaklarından birini burada yiyor işte zaten. Evet, ama da yapmak zorunda çünkü. E, kanının hala güvende olup olmadığını bilmek zorunda Madını çünkü bilmek eğer işte. kanı güvendeyse o zaman kendini daha rahat koruyabilecek. Çek. Demek ki başka bir şekilde beni buluyor. Demek ki elbisemin bir parçası var ya da e, başka bir yöntem şu an aklıma gelmedi. O şekilde beni kovalıyor. Ona göre kendimi koruyabileceğim diye düşünüyorum Ama kanım ondaysa benim yapacak bir şeyim yok yani. E, neyse. En sonunda Devi de açıklıyor ki evet biri geldi, bu kanı benden almak istedi ama ben seni satmadım. E, ama sen bana güvenmedin ve kanı satabileceğimi düşündün. O yüzden daha da gözüme gözükme. Hani paranı şu tarihte ödüyorsun ve hayatından çıkıyorsun. Evet. Diyor. Yani öyle çok pis kapışıyorlar. Tabii bu aslında kuvveteye sadece Büyü Savaşı'nı kaybetmek değil yani faiziyle beraber o parayı bulabilme ihtimali neredeyse hiç yok yani. Tabii. Öyle de bir sakatlık var. Ve şey de diyor yani şey yapmazsan, paramı getirmezsen işte o zaman kanın bu borç karşılığında istediğimi yapma hakkına sahip olurum diyor. Yani e, olmayacak şekilde ikinci bir kan büyüsüyle karşı karşıya kalıyor yani şayet parasını ödemezse başına büyük bela takmış oluyor bu şekilde deviyle kötü olarak. Evet. Bu sırada şey çıkıyor ortaya işte, duyuyor adını. Arşivde Kukla diye biri var ki müthiş karakter yani. Kukla çok enteresan bir karakter. Çok enteresan bak, bir yani. Karakter. Yani, Mesela evet. benim en merak ettiğim şey mum yakıyor sürekli. Evet arşivde. ve ona karışmıyor hoca. Kukla diye bir karakterin arşivde olduğunu duyuyor. Kukla dedikleri biri var. Arşivde yaşıyor zaten adam dışarı çıkmıyor garip bir karakter falan ve arkadaşlarına bile Simona falan şey diyor hani siz tonuyorsanız hani ben de bir tanışmak istiyorum. Ben de bir konuşmak istiyorum falan diye bayağı ısrarcı oluyor. Onlar da hani kuklanın uygun olduğu bir gün kendisiyle tanıştıracaklarını söylüyorlar. Hemen de tanıştırmak istemiyorlar aslında. Bu i̇stemiyorlar. Burada. Çünkü yani kukla diyor öyle e, herhangi birinin kapıdan girip de tanışabileceği biri değil. Biz de çok zor tanıştık ve onun arkadaşlığı çok değerlidir. Ee, garip de bir karakter hakikaten. Yani düşün Kvot mum yaktı diye üniversite şey, arşivlere bir yıl giremiyor. Ama bu arşivin en derin yerinde e, kukla hatta alt katlarda diye bahsediyor. E, arşivin en alt katlarında şey bir sürü mum yakıyor ortasında. Ve Kilvin Hoca ona karışmaz diyorlar mesela. Karışmıyor. Kilvin Hoca bir şey demiyor. Çok ilginç karakteri, ya hakikaten. Ben Bütün mesela... Bu... Buyur. Sen söyle ben devam edeyim. ben mesela o mumların e, gelişini kontrol etmek için yakıldığını düşünüyorum. Hani maviye dönecek mi bu alevler? diye. Yani yakıyorlar. olabilir. Kukla bir çeşit gardiyan olabilir. 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 Yani aklıma benim o da geliyor. Mumlar o yüzden yanıyor da olabilir ama yani o konularda şey değil. Hatta kuklayla karşılaştıktan sonra e, şeyleri ile ilgili bir soru sorduğunda kukla şey diyecek yani. E, bu senin boyunu çok açar bir şey. Hiç bu konularda konuşma diyecek yani. Evet. Bir, daha, bir daha bunu duymak istemiyorum diyecek. yani öyle de şey yeri geldi bir de sert bir abimiz. Bir de bunun yanında laftasının çalınması var. Laftası kayıp, laftasını bulamıyor. Ki yani kuvvete için laftası hayatının yarısı yani. Laftası Lafta bir anda yok. ortadan kayboluyor ve şey hani nasıl diyeyim bir uzvum kopmuş gibi hissediyorum diyor yani. Çünkü ben laftamla meditasyon da yapıyordum. Laftamla para da kazanıyordum. Benim tek e, olayım oydu. Çünkü benim olayım zaten müzik ve ses ve şu an lavtam yok İkinci bir lavta alacak param da yok ve hani lavtas başkasının lavtasını da isteyemem. ki hani şey diyor bir müzisyen bunu ancak bilir başka birinin enstrümanı istemek kız arkadaşını istemek erken bir arkadaşını istemek, istemek, gibi istemek bir gibidir diyor çok diyor şeydir ee, ayıp bir şeydir istenmez diyor yani bu lavtası yani şeyi bile biraz unutuyor yani ölme tehdidi altında olduğunu bile biraz unutuyor lavtam nerede lavtam nerede o sırada dena buluşmak için bir mektup bırakmış olduğunu fark ediyor ve Dena ile buluşmaya gittiğinde işte Dena'nın Kuvvet'i ne kadar sevdiğini anladığımız sahne ortaya çıkıyor. Hı. Hmm. Meğer laftasını o almış çünkü laftası çok uyduruk bir kılıfın içinde duruyor yani tamamen çürük çarık bir kılıfın içinde duruyor. Hani nemden de yağışlı havalardan da falan koruyamaz uyduruk bir kılıf inanılmaz güzellikte bir kılıf yaptırmış Denna şeye eee evet. kuvvetinin laftasına. Hı. Laftayı bulduğuna ayrı seviniyor. Laftanın bu kadar hak ettiği bir kılıfın içinde olmasına ayrı bir seviniyor. Denna gibi birinin ki tırnak içinde yani para için flörtöz bir kadının onun için çok büyük bir para harcayarak böyle bir şey yapmasıyla kendisine verdiği değeri anlaması açısından da bambaşka seviniyor. Yani herhalde bu zamana kadar yaşadığı hayatın en mutlu anını yaşıyor lavta aldığı sırada. Direkt ağlamaya başlıyor zaten. Yani bir yaklaşık bir ay boyunca lavtasını bulamıyor. Daha daha bile fazla olabilir. E, Lavtayı gördüğü anda ağlamaya başlıyor zaten. Dena da o anda fark ediyor. Yani ben nasıl bir salaklık yaptım da sana söylemeden lavtana aldım. Ve onu senden işte şey ayrı koydum o da mahvoluyor. Den adam mahvoluyor yaptığı şey için. Sürpriz yapacakmış paşam. <gülüyor> <gülüyor> ve kıza kızmıyor ya. Yani nasıl büyük bir tutkuysa Dena'ya karşı. Ha bütün o acıları bir anda unutuyor. Yani sırf ve Dena'yı yeniden görebildiği için. Kıza da nasıl böyle bir şey yaparsın? Benim canımdan can gitti falan diye hiç serzenişte bulunmuyor kıza ya. Sadece mutlu oluyor Tabii. Ya ve şey ee, o kadar güzel bir kılıf yaptırmış ki Dena hakikaten. Yani evet. Lavtanın değeri 10'sa yüzlük bir kılıf evet, yaptırmış. Evet. Müthiş bir kılıf. İşte, su geçirmez, özel bölmeleri var, ekstra kaplaması falan filan var. Şey ben, ben hayatımdaki en değerli nesne olarak en değerli şey o Lavta kutusu oldu diyor. Quote. Eee daha sonra şey yapmaya başlıyorlar. Simyaya da ilgisi olduğunu fark ediyor. ve Simon çok iyi bir simyacı, yani çok yetenekli bir simyacı. Zaten oradan biraz simyayla ilgisinin olduğunu fark ediyor. Yani sadece gizemiye dersleriyle ya da zahirecilikle uğraşmak değil, simyayla da bir şeyler öğrenmek istediğini fark ettiği için Simon'la beraber simya dersleri almaya başlıyor. Ve bu da aslında hayatının ilerleyen safalarında onun için çok yararlı bilgiler olacak simya bilgileri. O dersleri bir de tabii şey Eloy'un hocanın şeyi de var. Derslerin çok an hani uçuk kaçık saçma sapan bir yere gitmesi gizemiye derslerin bir sonuca varmaması. Daha doğrusu adamın dersi verme şeklinin anlaşılamaması öğrenciler tarafından. Ya biz boşa mı geliyoruz bu derslere falan durumu oluyor. O yüzden de ya diyor bundan bir şey çıkmayacak bari simyayı da öğreneyim hani ben bunun yanında. Çünkü zaten gidiyoruz Eloyin Hoca çılgınca hareketler yapıyor. Bütün ders boyunca ya sinek kovalıyor ya şey ne derler pantolonunun paçalarını çizip sudaymış gibi e, masanın üstüne çıkıyor oradan ufu seyrediyor falan. <laughs> Bu iş böyle olmayacak diyor. Simya dersleri almaya başlıyor dostu Simon'la beraber kendi gölgesini yakalamaya çalışıyordu dersler evet, yani Ödev evet, veriyor evet. siz de yakalayın getirin falan evet. diyor <laughs> ne diyorsun abi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gölgenizi getirin ya <laughs> bedavadan kredi G ya tertemiz de, yani çok garip şey <laughs> eloyin hoca çok garip ama gitgide de dedi eloyin hoca ile bir yakınlaşmaları falan da var eloyin hoca sayesinde şey oluyor zaten ee, Loren Hoca şeyi kaldırmak zorunda kalıyor. Kütüphaneye giriş yasağını kaldırmak evet. zorunda kalıyor. Onunla beraber gidip Hema Hoca'nın elbiselerini ve odasını yakıyorlar. Ha, ve Hatırlar, onu fark etmiyor. Daha... Çok güzel bir bölüm orada da. Ee, hmm. Bir yerde e, Eloy Hoca ile Kuvot konuşurken Heme Hoca gelip Eloy Hoca'ya ters bir şey söylüyor. Hmm. Eloy Hoca da hiçbir şey demiyor. Sonra üniversitedeki hocaların kaldığı bölüme doğru yürüyorlar. Eloyn hoca bir tane kapının önüne geliyor ya diyor anahtarım yok. Quote da diyor ki ben ben zaten şeydeyim hani sokaklarda falan büyüdüm. Maymuncuk işlerinden, şey işte, lockpick kilit çilingirlik işlerinden anlarım. Hemen diyor bir şekilde açtım kapıyı. Şöyle bir Eloyn hoca bakıyor kafasını kaldırıp şey e, Eloin dedi mi hocanın adı yanlış. Eloin olması lazım şey Gizem'in hocasının. Emin olamadım şu an. Elodin ha Elodin. Elodin Hoca, Elodin Hoca, evet. Mekanla karıştırdık, kelime kullanmak evet, yabancı geldi. <laughs> Elodin Hoca El şöyle, şöyle Hoca. bir bakıyor, sonra işte odasına giriyor ve gardıroptaki her şeyi, perdeleri falan söküp şeye atmaya başlıyor. Ateşe atmaya, <laughs> şömineye atmaya başlıyor. Kuvot da diyor ki lan ne yapıyor falan bu derken ana diyor bu senin odan değil değil mi? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> diyor, şey diyor ya kendi odama niye çilgi kullanarak gireyim ki diyor. Heme hocanın odasıymış. Bir yandan da şey diyor kimse diyor bana hele ki bir öğrencinin önünde öyle saygısızlık yapamaz. Hem hocanın odasına girmiş bütün eşyalarını ateşe atıyor. Kıvota da şey diyor. Şimdi diyor buraya biri gelse ben zaten bu koridorda yaşıyorum. Ama diyor sen nasıl <laughs> sen nasıl bir açıklamada bulunacaksın bilmiyorum deyince kova topuk zaten oradan. <laughs> bu suç ortak, ortaklığından sonra da diyor sen hala kütüphaneye giremiyor musun arşivi? Yok diyor da hala cezan bitmedi. Saçmalık artık diyor yani yeter cezan tamamlanmış olması lazım gel benimle diyor. Loryan hocanın yanına gidiyorlar. O ödü kopuyor tabii kuvvetinin hani. Loryan hoca çok ters arşiv konusunda. Tabii ulan diyor hani bunu dinlemez temelli uzatır hani şu aralar af şu aralar af bekliyorsun, bir yıl daha giremezsin falan der şimdi falan diye panikleyerek gidiyor sen diyor artık benim relarımsın diyor relar yapıyor sen benim relarımsın Lorient Hoca bu işe karışamaz ben rica ettim mi diyor orada da Elodie'nin her ne kadar deli olmasına rağmen hocalar üstünde korkutucu bir etkisi olduğunu anlıyoruz zaten yani evet orada eee Şöyle de bir detay var. Bir öğrenci e, elir oluyor. RELAR oluyor ve e, ELTE oluyor. ELTE en el son seviye. Elir en düşük seviye. Ama elirden RELAR'a geçmek için bir hocanın sana sponsor olması lazım. Ben yani seni lazım. üst seviyeye e, terfi ettirmesi lazım. Kefil olması lazım gibi düşün. E, Elodin Hoca bizzat KUVOT'un e, sponsor olduğu için RELAR'lığa geçerken e, sorumluluğu da Elodin hocanın aslında El -Odin biraz. Elodin hoca da gidip hatta kapıdan da değil camdan giriyorlar galiba şeyin Loren hocanın şeyine. Değil mi abi? Çatıda camına tıklatıyordu diye hatırlıyorum. Evet evet evet. Bir anda karşısında görünce zaten şaşırıyor. Ama diyor ki tamam hani ben zaten cezayı bir yıl bir gün yapmak istiyordum yaklaşık 9,5-10 aydır cezalıyım. Ya, Yeter kaldırıyorum diyor. Elodin Hoca da şey diyor. Bir yıl bir ay aman ne kadar şiirselmiş. <laughs> Saçmalama kaldır işte diyor ya. Komikler ya Elodin Hoca ile ikisi bayağı komik. iki gerzek şey birbirleriyle takışa takışa gidiyorlar falan. Bir de tabi hani Gizemiye'nin büyük üstadı Elodin. E şey de Kuvvete de ye özel yetenekli bir çocuk. Ama hani daha bir şeyden haberi yok henüz. Yani sadece içgüdüsel olarak yatkınlığı olan biri. Birbirleriyle konuşmaları falan da çok keyifli. Hani bunu şey diyorlar rüzgarı takip ediyorlar beraber çatıların üstünde falan. Rüzgar kovalıyorlar, rüzgar yakalamaya çalışıyorlar. Ya da o bir şey diyor bu bambaşka bir şey anlıyor. Hadi atla de diyor, diyordu ilk kitapta hatırlarsın. Bu salak da beni <laughs> tutar diye aşağı atlıyor. Oğlum da öyle bir şey olur mu sana birisi atla derse atlatır mı falan diyor. <laughs> Sakın atlama. Yani Sakın atlama diyor olmaz. Atlama. Yabancı biri gelir şeker vereceğim der alma lan. <laughs> Çok keyifli ya. Yani aralarındaki diyalog da uçuk kaçık zaten. Zaten şeyle de araları bir tek bunların iyi. Şu peri kızıyla. Elodin hocadan Aure. da şey Aurey Elodin hocayı da tanıyor. Hani şey gibi kuvvete gibi gelip muhabbet etmiyorlar falan ama Elodin hoca o kızın varlığını biliyor. Hızda Eodin Hoca'nın varlığını biliyor. Çok rahatsız değiller birbirlerine. Ya orada şöyle de çok güzel bir detay var abi yazarın yaptığı. Nasıl isimleri öğrenmek için normal düşünce yapısından çıkman gerekiyorsa, Auri ile iletişim kurmak için de normal insanlarla kurduğun iletişim normlarını bir kenara bırakman gerekiyor. Çünkü Auri öyle senin gidip de merhaba nasılsınız falan diyebileceğin bir insan değil. Bambaşka değil. bir şekilde yaklaşman lazım. İsimciliğe de bambaşka şekilde yaklaşman lazım. Zaten Elodin Hoca isim çok başarılı da bir, daha doğrusu baş isimci olduğu için Auri ile de konuşabiliyor. Kvotun da Auri ile konuşabildiğini gördükten sonra zaten ona ders verme yönünde biraz yumuşuyor. Şu. Ya şey neredeyse Kvote sayesinde derslere geri dönüyor bile olabilir aslında. Çünkü evet. aslında ders verebilecek nitelikte çok fazla kişi olmadığı için de biraz uzak duruyor ders vermekten. Yani hakikaten bir işe yaramak evet. istiyor ama benim anladığım kadarıyla hani bu gizemiye şeyi yani hakikaten nadir adamların doğuştan gelen yeteneklerinin eğitilmesiyle oluyor. Diğerlerini teknik olarak öğretebiliyorsun. Evet. Ama hani bu is, isimlendirme işi Hakikaten bir doğal yakınlık gerektiriyor. Yani doğal yakınlığı mı yapamıyor insanlar bu şeyi, e, isimlendirme büyülerini. Evet Zaten Auri e, Elodin Hoca'ya şey diyordu. E, Auri ismini bana kvot verdi. Çok güzel bir isim bu. Sen de isminden memnun değilsen kvot e, sana da bir isim verebilir. Kvot isim isimlendirme konusunda çok başarılı diyor. Elodin Hoca'ya daha Elodin Hoca isimci olarak kabul etmeden kvotu. Ondan sonra şey hikayesi var işte şu kan büyüsünden korunmak için ne deniyordu? O da gram deniliyordu değil mi? Gren evet. yapıyorlar işte. Muska aslında bizdeki karşılığı. Bir, bir tür muska ama altındı, gümüştü bilmem neydi değerli metallerle falan yapılıyor bu. İşte o sırada değil mi şey yapıyordu? E, zahiriyeden biraz altın, biraz gümüş falan mı talep ediyordu? O, oldu evet herhalde. İlk oldu. kez orada talep ediyor. Çünkü gram yapımında da altın ve değerli madenler gerekecek. Yıllardır. Ama orada da öğreniyor ki herkese vermiyoruz bunları diyor. Yani bu altındır, gümüştür, değerli madenlerdir. Bunları alabilmek için relar olman yetmez. Daha da bir üst seviyeye çıkman lazım gibi bir şey söylüyorlar. Ama yapıyordu bir şekilde abi gremini. Yapıyor gremini yapıyor, Gremini yapıyor. Şey bo, bo, boynuna takıyor. Şey diyor, yani, bu gremi yapmak zorundayız çünkü yani e, uyuyamıyoruz. Ya ben, <laughs> uy, ya ben uykusuzluktan öleceğim ya William'la Simon'dan birisi gidecek. Yani bu şekilde yaşayamayız yani. Ve yani bunu yaptıktan sonra da bu işi Ambrosa'nın yaptığı 99.9 olduğu için ona karşı bir plan yapıp bu kan büyüsünü bozmamız gerekiyor diyor. Orada ikinci büyük riskli görevleri başlamış oluyor işte. Ee, çok güzel bir şekilde bir kumpas yapıyor. Şimdi bir hanın üst katında kalıyor e, Ambros. Ee, hanın altı böyle zenginlere ayrılmış bir han. Ya böyle kalburüstü kısmın gittiği bir han diyeyim. Ama üst katı da e, gene zengin müşterilerin konakladığı odalardan oluşuyor. Ambros da onlardan bir tanesini kiralamış, büyük bir odayı kiralamış ve üniversite hayatı boyunca orada kalıyor. Zaten Ambros için bunlar önemli bir para değil. Yani o hanı komple de satın alabilir istese. Ee, yangın çıkma numarası yapıyor. Yani gizlice yangın çıkartıyor Ambros'un odasında. Ee, pardon, yangın da değil, duman çıkartıyor sadece bir sigar ile. Ee, ama hani odanın içi yanıyormuş gibi oluyor. Bu da barın altında. Ha, önce şimdi bara diyor o gün ilk kez gidersem şüphe çekerim diyor. Önceden birkaç hafta önceden birkaç ay önceden diyor ben gidip barda takılmaya başladım ki yani insanlar beni göz gözleri alışsın bana orada. Bu buranın daimi müşterisi desinler. Önce birkaç hafta birkaç ay işte neyse o barda takılıyor. Ondan sonra bir gün Ambrosa bir plan yapıyorlar o Fela. Evet. E, Fela da çok güzel bir kız bu arada. Çok güzel bir kız. Fela'ya diyor ki Ambrose'u yemeğe davet et. Onun odadan çıktığına emin ol ve onu bir süre oyala. Biz de diyor odasına gireceğiz. Fela Ambrose'u hatta deviyle de orada galiba değil mi abi? Tabii Devi deviyle ve şeyde iki kız da orada bu planın içinde. Revirdeki, Revirdeki kız. Mola. Mona da bu planın içinde. Hatta deviyi orada görünce ödü kopuyor yani şey kuvvetinin ama yani bu plan için Ambrose'ye karşı yapılacak plan için Devi de gönüllü ama diyor bu bizim aramızdaki husumeti değiştirmez diyor yani orada da bir barış sağlanmıyor aralarında ya yani. Devi'nin orada olmasının sebebi de Devi, Devi üniversiteden atılmadan önce Fela ve Mola ile zaten tanıdıkmış evet, arkadaşmış tanıştılar. evet onlar kankalar yani beraberler aslında ve tabii şey de var. Daha sonra öğreniyoruz işte bu Erik büyüsü hikayesini aslında Ambros tarafından Kuvate'ye yaptırıldığını ve büyüyü yapan da bizzat kendisi olduğu için biraz da ta o zaman vicdanen de rahatsız muhtemelen. Evet. Yani felaydı yanlış hatırlamıyorsam. Fela, Fela. fela. Devi ile arasında bir husumet olduğunu öğreniyor. Ee, sonra deviye gidip olayı açıklıyor. Yani Kuvot gelip sana böyle böyle bir şeyler yaptı. Ama bunun sebebi biri Kuvot'a kanıyla büyü yapıyor. Uzun süredir ve çocuk kafayı yemek üzere. O yüzden son çare olarak sana böyle yapmış diye açıklayınca... ...Fela biraz yumuşuyor ama tabii ki yine affetmiyor. Affetmiyor. Ama bu planda e, yardımcı olmaya gönüllü oluyor. Allah. Neyse odasında işte dumanı çıkarttıklarından sonra... ...işte Kuvot bir batal gazı gibi... Aman Allah'ım yangın mı var hemen var ben kapıyı müdahale, da müdahale edeyim diye kapıya da şimdi özel bir gene teknikle vuruyor. Bir gene gizemiye mensubunun bilebileceği bir sırla vuruyor ve kapıyı bir anda yıkıyor. Herkes de gören herkes de diyor ki ya çocuk bir omuz attı kapıyı yerle bir etti helal olsun. İçeri giriyor işte yanan nesneleri falan hemen odadan dışarı çıkartıyor. Hatta kendi kanının sakla kendi kuklasının daha doğrusu saklandığına emin olduğu kanıyla yapılmış kuklasının saklandığına emin olduğu masayı da alıp camdan atıyor çünkü o yanıyor. <laughs> Dışarıda da William ve Simon zaten direkt masayı eziyorlar böyle iyice. Hani hiç ortada kukla mukla kalmasın. <gülüyor> kalmasın. <laughs> Kuvatı daha büyük yapamasın diye. O sırada Ambros geri geliyor. Çünkü Ambros hala öğrenebiliyor kendi gizemiyeci teknikleri sayesinde odasına birinin girdiğini. Sen diyor ne işin var benim odamda falan filan demeye kalmadan ama bir han dolusu kuvvetin şahidi var. Ya bu oda yanıyordu ya. ve çocuk yardımcı oldu yani sana. Odanı kurtardı. Ee, teşekkür etmene gerek yok falan filan gibi böyle bir e Şiirsel çıkışla orayı terk ediyor. Herkes de diyor ki ya Ambros ne kadar hayvan adamsın? Çocuk geldi senin odanı kurtardı falan. O ya. kadar şey ayağı yapıyor? <laughs> Aa senin odan mıydı? Ben nereden bileyim senin nerede kaldığını? Ben herhangi birinin odası diye şey yaptım tabii. Canım diyorum. ben zaten ne kadar zamandır bu bara geliyorum. Bak buradaki herkes beni tanıyor. Kusursuz bir planla şeyini kurtarıyor şey, yani kuklasını kurtarıyor. Kuklasını kurtarıyor. <gülüyor> 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 Ama bu olaylardan sonra zannediyorsam eee Willem'di. Kvota diyor ki ya hocalar salak değil. Yani Ambrosla senin arandaki bu husumetlerden dolayı e, ortalığın karıştığının farkındalar. Ve diyor sen diyor çok başarılı bir mülakat geçirsen bile senin diyor şeyin harç ücretin çok yüksek çıkacak şu an girersen. Bence Kaçtı. diyorlar 30'un üstünde diyorlar yani minimum 30 mu 50 mi ne diyorlar talent diyorlar. Ya Mümkün de. değil o parayı ödemesi yani. Otuzla 50 talent arasında bir şey çıkarırlar sana diyor. Yani kanunen suçsuz olabilirsin ama hocalar salak değil. Kuvotta diyor ki siz ne diyorsunuz ya? Yani ne otuzu ne 50'si saçma saçma konuşmayın. <laughs> ne yapacağız diyorlar ki burada en mantıklı şey birkaç dönem kayd kaydını durdurma. Hocalar unutur ortalık dirilir dinginleşir. sen sonra tekrar gelirsin gene çok düşük bir hac ücreti bekleme ama şu anki girsen alacağın hac ücretinden daha düşük bir harç ücretiyle girersin üniversiteye diyorlar o sırada da e, gene e, eloyin e, yok eloyan barında Kvot'un tanıştığı bir kont var kont trepe tepe nasıl tepe Kont Tepe Tepe e, diye bir kont var. Gene varlıklı bir kont. E, ama e, bir tık daha iletişim kurması seviye. kolay diyeyim. Yani erişebilmesi kolay bir kont. Düşük seviye bir kont. Düşük seviye. E, müziğe çok meraklı. Kvot'un yeteneğinin çok farkında. Kvotu kendi bünyesine almak, onun hamisi olmak istiyor ama hali hazırda çok fazla sanatçının zaten hamisi olduğu için Kvotu da bu gruba katmayı açıklayamam ben kimseye diyor. Ee, ve o yüzden kvotun hamisi de olamıyor. Ama diyor ki madem sen üniversiteden kaçmak istiyorsun benim Kont Alveron adında bir arkadaşım var. Mektup arkadaşıyız biz diyor. Senin gibi genç bir müzisyeni, genç bir şairi, yetenekli bir şairi şu an arıyor. Ama diyor dünyanın öteki ucunda. Ona yardıma gitmek ister misin diyor. Kuot diyor ki seve seve. Yani ne yapacağım ki zaten başkaya? Ee, neresiydi abi orası o şeyin adı? Severen kentine gidiyor. Aa tabii evet Severen'di kentin adı. Severen Severen kentine gidecek evet. ama dediğin gibi o çok ters bir yerde. Yani dünyanın diğer tarafında neredeyse. Yani kvotun bulunduğu yer üniversite dünyanın en batısındaysa orası da en doğusu gibi bir yer. Yani... Çok çok uzak bir mesafe. Evet, bilinen haritanın. Bir şey kralı, krallığı diyorlardı abi ona. Hatta şey diyordu e, Kontrepe. Hani bilmem ne kralı kadar. Vistas Vistas. Vintas. Vistas. Vint vista. Vintas mıydı? Vintas krallığı kadar yetkilidir diyor Mayer Alderon'da. Yani. Çünkü e, krallık bölüşülürken bu hanedan şey yapmamış kendi topraklarını yönetim halkını şey diğer kralla bırakmadan ayrılmışlar şey konum olarak kral değil ama işlevsel olarak o da kendi topraklarını evet kralı. yani Vintas kralı kadar zengin sözünün mecaz olmadığı tek adam diyor Vintas kralı Hı. kadar zengindir zaten diyor onun kadar nüfusludur sadece kral değil e, kuvot dünyanın öteki ucuna bu, bu Alveron denen adama yardıma gidiyor. Ama şimdi bir kral bu adam. Yani daha doğrusu kral soyundan gelmiş. Sadece krallığı kaptırmışlar diyeyim. Ya da krallığı bırakmış başka bir adama. Ama yetiştirilmesi kral, geçmişi kral. Yani çok soylu bir adam. Gücü Ve... de kral gibi zaten canım. Tek karar verici kendi toprakları. Yani Neredeyse kendi topraklarının kralı. Yani sonuçta Aynen. krallığa bağlı Vintas ama yani Vintas Kralı da gelip boğazına çökebilecek güçte değil zaten yani. Belki ama biraz... şey olarak kağıt üstünde Vintas Kralı. Rohan Gondor benzetmesi yapabilir miyiz abi burada? Rohan Kralı, Gondor Kralı. E, tabii Gondor Kralı yani öyle birbirlerini kesmezler herhangi bir şey için. Evet, öyle evet. diyelim. O kadar samimi değillerdir belki ama <laughs> yetki olarak. Hani Gondor'a mı bağlı? Gondor'a bağlı ama hani şey kendi kral. Oraya gidiyor şimdi zaten edema ruh olduğu için bir sürü soyluyla çocukluğunda iletişim kurduğu için soylu insanlarla nasıl konuşulur, nasıl edilir, ne giyilir, nasıl davranılır Kvot biliyor. Ama Marelle Veron ekstra ekstra zor bir adam. Ve nasıl iletişim kuracağını tam çözemiyor. Yani yerini bilemiyor. Hep böyle işte uzakta durmaya çalışıyor. Çağrıldığında gidiyor ama diyor hapis hayatı da yaşıyorum diyor. Yani beni adam ben çağırdı buraya bir odaya koydu. Çağırdığı zaman gidiyorum. Çağırmazsa gitmiyorum. Bazen 4 gün 5 gün boyunca odamda kalıyorum diyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani bir şeyim eksik değil ama ne yapıyorum ki ben burada diye böyle bir şeye giriyor. Yani bir e, hapishanedeymiş psikolojisine giriyor Kvot. E, tabii şey de bir ödeneği de yok belirlenmiş. Tabii e, yolda çok büyük zorluklar çektiği için saldırılar maldırılar gibi falan tamamen üstü başı perişan severene geliyor. E, oraya krallığa çıkabilmesi için kılık kıyafet lazım. Laftasını rehim veriyor. İşte bir ay mı ne bir ay sonra diyor işte on talent verip geri alabileceğim şekilde verdim. E, saraya bir şekilde e, dolaylı 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 bir şekilde ulaşıyor. Diyorlar ki işte verin odasını orada beklesin hani Mayer'le görüşmeyi. Lan zaman geçiyor lafta elden gidecek şey süre dolduğu zaman bu hala Bayer'le görüşmüyor, Alveron'la görüşememiş. Baya panik bir durumu var yani. Hı -hı. yediği, içtiği çok iyi olmasına rağmen laftası gitmek üzere yani. E gidip şey de diyemiyor. Ya arkadaşlar benim şurada bir hani 10 talentlik laltam var. Gidin onu alın. Hani 10 talent adamlar için hiç para değil ve ben bunu söylersem beni iyice hani e köylü diyeceğim şey ama bunu değil. negatif köylü. anlamda söylemeyeyim. Yani köylü evet. olarak o seviyede değilmişim gibi görecekler. Dışlayacaklar beni diyor. söyleyemiyordu ama lauta da gitti gidecek yani. Birkaç günü kalmış. Çok sıkıntılı bir süreç o. Zaten hani kralla Mayer'le görüşebilmek falan da hani herkes için çok mümkün bir şey değil aslında. Hatta bu bir ara şey yapayım diyor yani. Bir şekilde ulaşayım diyor. Hani bir görünüyor falan. Bu sefer de diyor çok acele ettiğimi düşünürler. Şey yaparlar. Para gözüldüğümü düşünürler. Şey statüm iyice düşer falan. Gerilmekten ölecekken bu düşüncelere gelmişken şey geliyor. Bir elçi geliyor. bir Kralın yanında çalışanlardan biri geliyor. Ve şey Alvero'nun kendisiyle görüşeceğini söylüyor. Bu o sırada tabii bayağı bir rahatlıyor yani. Eee Velhasıl kelam Alveron'un bunu yanına çağırmasının sebebi şuymuş. Bir kadınla flört etmek istiyor. Lady Lackless, yani Lackless sülalesinin kızı olan Meluyan'dı galiba adı. Lady Lackless'la evlenmek istiyor ama şöyle bir sıkıntısı var. Ben diyor zaten Mayer Alveron'um yani istediğim kişiyle evlenebilirim. Ben istiyorum ki aşık edeyim kendimi. Hani evet sevgili aşk olalım. Olsun. Aşk evliliği olsun. Ve flört etmek istiyorum ama ne flört etmeyi biliyorum ne flört edecek zamanım var. Sen çok yetenekli bir müzisyensin, bir şahinsin, şairsin, Benle beraber şarkılar yazalım, mektuplar yazalım. Bana bunları öğret. Ben Lady Luckless'a bunları göndereyim, kalbini çalayım. Aslında derdi baya bildiğin hani zamparalık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki hay hay yani bizim işimiz bu. Biz ayarlarız hacı diyor yani. Kendim, kendimize mı? hayrımız yok ama size bir hayır ederiz diyor. Tabii biz biraz sokak ağzına dönüştürdük Zafer abi bile konuyu ama özü <laughs> hakikaten bu olayın yani. Bu şimdi. yani. E, yazar ekstra süslemiş onu. E, bir şekilde işte e, mektuplar yazıyor, şey yapıyor e, Alveron'la beraber şiirler yazıyor, konuşma metinleri düzenliyorlar falan. İşler iyi gidiyor ufaktan böyle hakikaten Lady Luck'lı Smiley Alveron'a Zaten evlenmek istiyor o da da e, mevkisi için değil de şahsı için evlenmeye yönelmeye başlıyor. Ya şöyle bir boşluk doldurayım son ben, Kralla ilk tanışıyor ilk başta birbirlerini ölçüyorlar tabii. Birbirlerini demeyelim de kral bunu ölçüyor yani ne ayak bu bilmem ne falan diye. Tabii şey var krala gönderilmiş e, şeyin e, kont tarafından bir mektup da var. işte özellikleri anlatılıyor. Çok yetkin olduğu bilmem ne falan e, yetenekli olduğundan bahsediliyor. İyi kötü kralla bir denge tutturuyor bu bizimki gencecik çocuk. Daha sonra kralın hasta olduğu ortaya çıkıyor. Hatta kral şey yapıyor kaç yaşında duruyorum diyor. O da şey diyor yani kaç 50 yaşında 50-51 yaşındasınız. Diyor ki normal günü şu 70 yaşında bir adam gibi falan hani bu bir 20 yıl kesip söylüyor. Meğerse kral zaten daha 41'indeymiş yani. Ama hastalık yüzünden çökmüş durumda. Bu hikayeler uzun ama kralın doktorunun kralı zehirlediğini anlıyor Kuvvet'e. Aynen. Kralın... Ve bunu bunu krala söylüyor diyor ki yani bu doktor sizin hatta adı neydi? Kaidius'tu. Kaidius. Evet. Şeyin e, kralın doktorunu onu zehirlediğini söylüyor ama kral tabii ki şey e, tam bir şekilde çok büyük güce sahip olduğu için paranoyak gibi senin diyor doktoru kötüleyip ilaçlarını keserek beni öldürmek istemediğini nereden bileyim yani dün geldin bugün iki yani nasıl olacak falan o şeyi e, e, Kaldius'un yanına gidiyor bir basit soyluymuş gibi oradan şeyi görüyor işte e, büyü malzemelerini iksir hazırlama malzemelerini falan görünce işi çözüyor. Diyor size diyor şey veriyor. Kurşun veriyor. Ama kurşunun yanında işte ağrı kesici olarak şunları kullanıyor. Yavaş yavaş öldürüyor sizi ki şey yapılmasın. Hani bir anda zehirlendi öldü olmayın diye. Sonra çok hani oralar güzel detaylar falan ama ilk başta inanıyor. Daha sonra bir deneye tabi tutuluyor. Kuşların zehirlenip zehirlenmeyeceğine dair işte kafesten kuşlar getiriliyor. Daha sonra güveni kayboluyor çünkü kafesteki kuşlar kralın içeceğinden, ilacından içtiği halde ölmediklerini görüyorlar. Evet orada bu kellesi sefer, gitmek üzere. Evet bu sefer kelle gitmek üzere bunu kimse inanmıyor. Ama son anda aslında kralın kuşlarının öldüğü ama kralın sadık hizmetkarı Stapes'in kral kuşları ölü görüp üzülmesin diye gizliden gizliye ölü kuşları canlılarla değiştiği ortaya çıkınca bu sefer bunun statüsü artıyor. Şey e, cidden bir kompladı olduklarını falan öğreniyorlar. Bu samimiyetten sonra kral da normal yaşına dönmeye başlıyor artık. Sağlıklı diyetlerle falan. Ve kuvvet de şey diyor ya Madem kadın işi diyor yani kadınlar şarkı türküseler biz hallederiz. Kralıma geliyor orada bir kanka oluyorlar yani. Ondan sonra yani Rüştülü bir burada ispat ediyor kralın hayatını kurtararak. Yani kralın hem hayatını kurtarmış oluyor hem de sevgilisiyle arasını yapmış oluyor. Ne oluyor Ve bu adam çok zengin bir adam. Yani Kıvat diyor ki artık benim daha bundan sonra herhangi bir para sıkıntısı çekmemem lazım. Bu adam çünkü şey vaat ediyor. Ben diyor sana herhangi bir toprak veririm. Sen artık lord olursun. Hiç para sıkıntın olmaz. İstediğini yaşarsın oğlum. Bizim için Kesin. problem mi lan bunlar? Ha, noktasında kral da yani. Ülke benim diyor. Yani. Ne saçmalıyorsun? Ee, burada şey yapıyorlar. Bu şey e, Alvero'nun kraliyet sarayı çok yukarıda. Yani da, zirvede bir yerde. Alt tarafı da denize sıfır liman kenti olan Severen. Severen'den işte şeyden e, ne diyor emanetçiden Laftayı kurtarmak için Krala sağlıklı e, büyüsü yapabilmek adına malzemeler almaya gideceğini söylüyor. Buna bir para veriyorlar. O parayla laftayı kurtarıyor çünkü sağlık için alacağı şeyler zaten çok ucuz. Hani e, o parayı oraya kullanmış oluyor. Laftasını kurtarıyor ve orada ta, 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 tam Denayla yeniden karşılaşıyorlar. Dena gezegenin diğer ucuna gitmiş. Ucuna gitmiş. Ve oradaymış <laughs> ve tekrar karşılaşıyorlar Denayla. Ya ben okurken demiştim ki yani yok artık ya hakikaten mi karşılaşıyorsun diye. Ama hani bir yandan da sevinmiştim. Aynen tanıdık bir sima etrafta <laughs> geziyor diye. Çünkü ya zaten kimsesiz bir çocuk. Bir de gezegenin öteki ucuna gitmiş. Kıtanın öteki ucuna gitmiş. İyice yalnızlık çekiyordu. En azından deney orada hoş bir detay oldu. Tabi şu an Kvot'un bir para geçim sıkıntısı yok. Bir okul sıkıntısı yok. Bol bol boş vakti var. Denayla bayağı bir geziyorlar oralarda. İşte gurbette görünce birbirlerini de bir tanıdık bunlar birbirlerine karşı daha da bir yakınlaşıyorlar. Tabii yakınlaşıyorlar derken arkadaşlar hani e, kendi açınızdan yakınlaşmalar gibi düşünmeyin. hani bir el ele tutuşup kırda yürüyorlar falan yani evet. o kadar en fazla. Toprak toprağı gurbette hmm. görmüyor canım o kadar da. Evet, o kadar değil yani. <laughs> Normalde sen de değiller. mi? Toprak Denan'ın memleket farklı bu Edaman. <laughs> Nasıl seviyeyi bir anda düşürdüm? Benim kanal alışık alışıktır da senin kanal şok olmuştur abi şu. An. ya idare eder onlar da canım. çocuklardan oluşuyor. Sıra bakmayın arkadaşlar pardon. Kocaman kocaman şey yani yani insanlardan oluşuyorlar tabi. Ee, i̇şte öyle Denayı falan da görünce daha bir muhabbet oluyor ama Denanın ta bu ilk bölümde anlattığımız gibi buna kötü davranan tehlikeli ve aşırı gizemli bir şeyi var. Koruyucusu var. Evet. Hamisi var. Ve hala onun hamiliğinde olduğunu falan öğrenince bu bayağı delleniyor. Yani seni döven, senin canını yakan biriyle hala nasıl birliktesindir falan diye. Denna da çok akıllı. Myers istese seni diyor tek bir lafıyla kelleni koparttı. Sen niye onun yanındasın? Yani böyle bir şeyleri de var. Böyle karşılıklı bir denklik şeklinde atışmaları var ama araları çok iyi o sıralarda. Bir şey değil, bir problem yok Yalnız şey de oluyor. Bu Stabes denilen adam, Mayer'in kapı görevlisi gibi görünen daha alt sınıftan gelmiş olan kişi, aslında saraydaki Mayer'den sonraki en kuvvetli adam. Ve Mayer'e lordu değil, ismiyle de hitap ediyor. O da çok ismiyle hitap, hitap edebiliyor ve inanılmaz bir sevgisi var Lorduna karşı. Yani gönülden bir bağı var. Şimdi şey de hayatını kurtarınca, kuvvetli evet. hayatını kurtarınca kralın. Ona çok özel bir dostluk diyor ki ne zaman ihtiyacın olsa artık ben buradayım. Kuvveti aslında kraldan yana risk alsa bile alt kademelerde biraz yerini sağlamlaşmış durumda. O yüzden 3-5 kuruş para falan da var. Denna'yı ayıracak zamanı da var. Bir de şey diyor benim diyor hani ilham alabilmem için kralım Severan'da falan dolanmam lazım diyor. Sen, <laughs> düzgün mektup, sen diyor iyi mektuplar güzel besteler yap istediğin her yere git dolan serbestsin diyor kralda. O bakımdan da Denna ile herhalde en rahat ve en uzun görüşmelerini buralarda yapıyorlar ki sonu büyük bir kavgayla bitecek. Evet. Yani o kvotun gerçekten krala gidip de gezmem lazımmış benim. Çok acil. Öyle yani. inanılmaz parayla istediğimi yapmam lazımmış ilham bulmak için numarasından sonra. E, Denayla sağlam bir kavga ediyorlar. Kavgada da şey var mıydı abi? E, örgü mevzusu var mıydı? Örgü mevzisinde ziyade şey var, e, paniklemesi var orada Denna'ya karşı şeyden dolayı. Denna bir şarkı bestelemiş, onu çalıyor. Artık bir çalmaya falan başlamış. Öğrenmiş zaten Denna'nın e, bunun mızıkasını kazandığı kısımda ne kadar yetenekli bir şarkıcı olduğunu öğrenmiştik birinci hı hı. kitapta. Evet. Bu sefer aletle çalmaya başladı, bir şarkı yaptım diyor, hoşuna gider mi diyor. Babasının bestelediği şarkı gibi yedilerden bahsediyor şarkı. Göndermeler var, amirilere göndermeler var, çandırılara göndermeler var. Hani çok tehlikeli bir şarkı çalınması. Çok tehlikeli Orada... olmasının yanı sıra şarkı tamamen yanlış. Yani yanlış. babasının öğrendiği, babasının Çandıralılarla ilgili, geçmişte te te Tehlük Kilisesi ile, ile ilgili öğrendiği bütün hikayenin tam tersini anlatan bir şarkı. Ve Kvot şey diyor şarkı diyor o kadar güzel ki ben de diyor müzisyenim diyor. Şarkıyı duyduğum anda dedim ki bu şarkı yüzyıllar boyunca söylenecek. Eminim evet. herkes bu şarkının her sözünü ezberleyecek. Çünkü hikayeler zaman içinde değişse bile şarkılar değişmiyor diyor. Ve bu şarkının tutması çok tehlikeli olur. Söylenmesi çok tehlikeli olur. Çünkü herkes hikayenin yanlış versiyonunu ezberleyecek. O yüzden muazzam bir kavga ediyorlar. Bu şarkı böyle değildi. Niye böyle yaptın? Yanlış biliyorsun falan filan diye. Saçındaki bir örgüyü de tekrar açıyor orada diye hatırlıyorum Denna. Evet orada da örgüden dolayı da bir şey var. Evet. Ee, büyü zayıflaması durumu var tabii. Evet. Çünkü Denna bütün güzelliğine hoşluğuna rağmen e, neydi... E, yılır büyüleri üstadı da olduğu için saç örgüleriyle zaten insanlara evet. e, insanları eksadan bir etkileme gücüne sahip buna kuvvete de dahil. Ben şey diye yorumlamıştım orayı hani saçındaki örgüden dolayı bana cezbe olmasın gerçek fikirlerini söylesin şarkınla evet, ilgili evet. diye açıyor ama kuvvet diyor ki yani bu şarkı Zaten Tutamıyor kendini. Ya. Aynen bu şarkı söylenemez şeyi de açıklayamıyor kıza yani. Çandriyalılar benim ailemi öldürdü. Çünkü babam bu hikayenin gerçeğini anlatmıştı. Ben Çandriyalı kovalıyorum falan filan diyemediği için bu şarkıyı söyleyemezsin falan diyor. Ve bayağı bir hakaretleşiyorlar. Ve Kuvotan hiç söylemeyeceği şeyler söylüyor ve evet. kopuyorlar birbirlerinden. Kopuyorlar. Ve bayağı perişan bir şekilde kız da adam da <laughs> ayrılıyor. İlk hırsla çok rahat ayrılıyorlar ama kitabı okuyunca anlıyorsun ki yani ikisi de aslında bu kötü ayrılıştan yana bayağı hüzünlüler. Öyleler. Ee, hüzünlüler aslında. Bir de tak diye de işte bu askeri görev çıkıyor döndükten sonra da. Şimdi Kuvot Dena'dan kopsa bile e, Alveron'un isteklerini yerine getiriyor. Yani aslında e, Lady Luckless'ın arasını yapabiliyor. Yapıyor. Ve e, tanışıyorlar Lady Luckless'la. Lady Luckless'la tanıştıklarında e, fark ediyor ki Lady Luckless edema ruhlardan tiksiniyor. Nefret Ve, ediyor. Yani bir ırkçılık boyutunda, faşizan boyutta nefret yani, ediyor. Evet. Kıvota en sonunda dayanamayıp açıklıyor. Yani ben bir edema ruhum diyor. Ama diyor benim ona bir edema ruh olduğumu söylemem. Şunun da altını çiziyor. Sizi sözleriyle tavlayan da bir edema ruh. Yani sen bir edema, o tiksindiğin edema ruhlardan birine aşık oldun aslında. Onun kalemine aşık oldun demeye getiriyor. De Demiş oluyor istemsiz olarak daha doğrusu. Lady Luckless'ın edema ruhlardan tiksinmesinin sebebi de diyor ki benim kız kardeşim o edema ruhlardan biriyle kaçtı zamanında. O edema ruhlar işte süprüntüler diyor, süpürükler diyor, süpür, süpür. çalgıcı Ama takımı Muhtemelen annesi de Aslan Kuvveti'nin annesi evet, çıkacak. Evet çünkü Kuvot, yani büyük ihtimal öyle çıkacak. Kuvot, Lady Luckless'a baktığı zaman diyor ki yani yüzü çok tanıdık geliyor ama çıkaramıyorum. Hmm. Lady Luckless da benim kız kardeşim Edema Ruhlar'dan biriyle kaçtı deyince otomatik otomatikman diyorsun ki herhalde annesi annesi Edema Ruhlar'la kaçmış. Kuvvet da Lady Luckless sülalesine, Luckless sülalesine, klipsiz sülalesine İksiz. kadar dayanan bir soyu var diye düşünüyorsun. Ben mesela baba tarafından da yıllı olduğunu düşünüyorum Kuvot'un. Çünkü Olabilir. birkaç yerde şey diyor e, yanına biri gelip yılca konuşuyor Kuvot'a. Kuvot diyor ki ne dediğini anlamadım saçların beni yanılttı diyor yılda diyor kızıl saç çok kızıl. vardır senin saçların beni yanılttı diyor muhtemelen baba tarafından da yıllı Kuvot. <laughs> Bu şey kızıl saçlar muhabbeti Bağlar muhabbeti hani singaltide bağlar birbirine bağlanması bilmem nesi muhabbeti evet. falan. Ne kadar çok Zaman Çarkı'na benziyor değil mi? Abi ben Zaman Çarkı'nı okumadım ama bu şeyi duydum. Ee, çok benziyormuş çok, şeyler duydum. Hatta çok isimlendirme andırıyor. de e, gene benziyor. Zaman Çarkı'na benziyormuş. Ama isimlendirmedeki benziyor. e, şey Zaman Çarkı'ndaki isimlendirme kadim bir dil var ve o dilde ismin karşılığını biliyorsan eee hükmedebiliyormuşsun nesneye öyleymiş galiba öyle anlattılar bana yani. Burada biraz şey var. Hani nesnenin doğasını anlarsan ismini sana söylüyor demeyeceğim de, Ile. ...ismini yani, Bu isimler de değişiyor yani aslında sabit isimler diye bir şey yok. Yani rüzgarın hmm. bir tane gerçek adı yok. Rüzgar manyetini değiştirdiğinde o sıradaki gerçek ismi başka bir isme de dönüşüyor. O yüzden sürekli isim yakalaman gerekiyor. Şey yapı değiştikçe isim de değişiyor. Burada hareketli bir isimlendirme var bu kitapta. Hmm. Yani Lego'nun Le 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 yer denizdekinden farkı bu. Orada bir kök isim var, asıl isim o. Değişmiyor zaten, sabit isim. Onu bilirsen hükmedebiliyorsun. Bunda anlık durumu bilmen lazım. Çünkü isimler burada değişiyor sürekli. E şey, askeri görev veriyorlar bunlara. Bir vergi muhabbeti hatırlıyorsun kral tarafından. Evet, ya, on şöyle düşünüyor. Zaten hanım çocuğa uyuz oldu. Benim de bu çocuğa çok büyük bir borcum var. Hem ben bu göreve askeri göreve göndereyim bu çocuğu çünkü zaten zeki e, gruba da liderlik etsin. Hem ortalardan kaybolsun e, hem de bana bu borcunu zaten ödeyemez bu işi batırır ben ona borçlu kalmam yaparsa da ben zaten kâra geçmiş olacağım diye muazzam politik bir e, hamle yapıyor aslında. Ve yaptığı da şey yani özel kuvvetler gibi bir tim hazırlanıyor yarı haydut yarı şeylerden e, kiralık Hı. askerlerden oluşmuş. Ee, bir tane normal insan asker var adını unuttum şimdi bir tane gene şey var iki tane daha sonra sevgili olacak kaba kuvveti çok bir kadın bir erkek var yani asıl şeyleri, önemleri onların cesur ve kaba kuvvete dayalı çok zeki değil özellikle erkek burnunun dikine çok havalı artist martist ama yani bir grup işi yapabilecek hasbeymiş evet Emin Gören yazdı sağ olsun hasbe şey yapamıyor Has. çok yönetilebilir birisi değil evet. ama bir tane Marten'di Marten şey çok iyi bir izci çok disiplinli bir asker evet. çok iyi bir okçu Onunla zaten şey yapılabilir yani bir grup işi yönetilebilir. Çünkü o hani hiyerarşiye falan sahip ve bilgili biri. Bir de bir Adem'i var orada yani. O çok önemli yani ilk kez bir Adem'iyle şey yapıyor zaten beraber vakit geçirme şansı bulacak. Direkt yani bir e, savaşmak için yetiştirilen bir e, asker. Adem şehrinden gelmiş, Ademce konuşan, Adem kültürüyle yaşayan ve e, direkt de söylüyor yani sizin gibi 3-4 tanesini ben öldürebilirim zaten falan diye de açıklayan bir adam e, ama çok enteresan bir karakter Tempi karakteri Tempi karakteri çok enteresan bir kere çok konuşmayı sevmeyen bir ırk çünkü konuşmanın barbarca olduğunu düşünüyorlar burada işte yıl düğümleri meselesi gibi de biraz da aklımıza geliyor bunlar da düğümlerle değil de genelde elleriyle yaptıkları hareketlerle birbirleriyle iletişim kuruyorlar o bakımdan da sesli bir dilleri yok. Diğer türlerle iyi geçinmek, daha doğrusu iletişim kurabilmek için sesli e, konuşmayı evet, ya e, aslında, öğreniyorlar. Abi benim anladığım e, sesli bir dilleri var ama olabildiğince az kelime kullanıyorlar. Az yani çok konuşmaya. güzel bir kız ya da çok güzelsin diyeceklerine güzel diyorlar ve kalan her şeyi elleriyle yapıyorlar. Yani ellerini yok komple olur. mimik olarak kullanıyorlar. Yani elini şöyle tuttuğundaki söylediği kelime e, ayrı bir anlam tutuyor şöyle tuttuğundaki söylediği kelime ayrı bir anlam tutuyor bunun gibi quote saymıştı işte e, 20-25'e yakın el mimiği var diyor bir kelime için sadece ve hepsini diyor şeyle e, büyük bir ustalıkla yapabilmek çok zor diyor zor bir dilleri var onların da öğrenmesi çok zor bir dilleri var ama yani şey çok yetenekli yani kuvvete dil konusunda da çok yetenekli bir genç tabi şey yapmıyor bu hespe bunu çok sallamıyor falan onun üstünde otorite kurması çok uzun zaman alıyor zaten hani elemanlara falan bakıyor bir eşkıyalar şey yapıyorlar işte vergi toplayanları vergi neden memurlarından altın çalıyorlar bunları engellemek için gönderiliyor ama doğru düzgün bir şey yok yani aslında hani elinde bir güç de yok kuvvetin yani neredeyse hani ben gideceğim oralarda dolanıp dolanıp bir iki ay sonra geri döneceğim bunlar bu kişilerle ben de çocuğum zaten yani ne yapabiliriz Hı. ki falan diye düşünerek. Zaten yani. Mayer'in verdiği Hı. görev benim vergi memurlarımı haydutlar e, kıtanın şu kısmında pusuya düşürüyor. Ama ben bu adamları bulamıyorum çünkü kalabalık ordular gönderiyorum. Siz dört kişilik gizli bir 4 5 kişilik gizli bir timsiniz. Gidin yerini bulun. Gelin Bunun, bana söyleyin ben de çökeyim tepelerine. Evet. Aslında görevleri bu. Yani ne neler istihbarat görevleri var evet. aslında. Görevi istihbarat. Bayağı bu şey coğrafyayı falan oraları tanıyoruz işte. Biraz şeyin özellikle tabii tem, tempey dedi bir şeyin adı, Adem'in adı. İşte onunla yakınlaşıyor özellikle. Hani çünkü o ilginç bir tip. Yani diğerlerinin iyi kötü insan savaşçılar oldukları için tanıyor, tanıdık geliyor falan ama bu Adem'i değişik hani. Zaten onlarla beraber falan da çok takılan bir tip değil ve sürekli sessiz olan bir tip. Zamanla şey yapıyor yani adetleri falan çok ilgisini çekmeye başlıyor. Konuşma yani iletişim şekli, olaylara bakışı iki kere de kavgasını seyrediyor ufak tefek bir adam olmasına rağmen müthiş bir dövüşçü hani o da çok ilgisini çekiyor özel bir tekniğe sahip biri falan o yüzden onunla yakınlaşıyor hatta artık belli bir süre sonra diyor ki sen bana diyor şey öğretir misin bunları konuşmanı dilini evet. bu savaş taktiklerini bilmem neyi. O da şey itiraz etmiyor öğretirim öğretmeyi deneyelim. Her sabah işte yoga gibi yaptığı ketan adı verilen bir ritüeli evet. var Tempi'nin yaptığı. Yani böyle bir biraz vücut esnetmeye de benziyor biraz böyle... E antrenmana da benziyor ama böyle asla hızlı tempoda olmayan çok ağır tempoda yapılan bir hareketler bütünü. E, ve kvot bunu taklit etmeye başlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün taklit ediyor. En son diyor yani belli birkaç bir hafta geçtikten sonra e, tempi bana gelip bir ayağımı azıcık öne çekti böyle durman lazım diye. Sonradan fark ettim ki diyor bana eğitim vermeyi kabul etmemişti. Yaptığım şey o kadar yanlıştı ki bakmaya tahammül edemiyordu ve hani bari şunu düzgün yap Allah'ın belası dermiş gibi ayağımı azıcık öne almış çünkü zaten diyor ketanı Ademle'nin gizli bir bilgisi olduğu için herhangi birine öğretmesi şey suç suç yasak Özel bir kararla öğretilebiliyor. Öyle herkesin yani herhangi bir ademi karar vererek öğretme yetisine sahip değil zaten o keten denilen özel bilgi. Biraz şey de tarife göre bu Çinlilerin güneş dansı denilen şeyleri falan andırıyor aslında hı hı. hareketler olarak. Ve şey işte bunlar kimi kasabalara uğruyorlar oradaki muhabbetler işte şey doğadaki muhabbetleri ateş yakmalar bilmem neler falan. Biraz biraz da şey Martin özellikle bu çocuktaki özel yeteneği fark ediyor izci olan. Ve hmm. saygı duymaya başlıyor ona. Bir de, bir tanın... Zaten tempi uyumlu hani şey değil o tam bir savaşçı tempi tam savaşçı yani. O da uyumlu. Yani her ne kadar uyumsuz gibi ayrık gibi dursa da neyi nasıl yapacağını neyi yapıp neyi yapmayacağını baştan kabullenmiş bir adam olduğu için o da mesele değil. Bayan eleman, kadın eleman dedan mıydı? O işte o evet. da uyumda aslında. O da çok sorunlu değil ama hasbeyle biraz uğraşmaları gerekiyor şeyin kendini kabul ettirmesi için ve bir gün artık umutsuzluğa da kapılıyorlar. Hani kimse yok abi bu ormanlarda, bağlarda. Boşu boşuna dolanıp duruyoruz dedikleri. Bir gün Tempe geliyor. Diyor ki iki tane haydut öldürdü. Evet. <laughs> Ee, şunun da altını çizmek lazım. Kıtanın bu tarafında yani Vintas, Vintas tarafında Quotun yapabildiği, üniversitede öğrendiği her şey gerçek şeytan işi büyü olarak görülüyor. Evet, yani öyle, şu anda. Evet, hani sigaldri yapayım, sempati yapayım, herhangi bir büyü yapayım falan filan. Quot gene yapıyor tabii ki de yapıldığı zaman hani şoka giriyorlar. Çünkü Batı'da bu hareketi yapsa ha üniversite öğrencisi gizemiyeden denecekken Doğuda yaptığında bu hareketleri diyorlar ki şey şeytanlar geldi bu çocuk şeytan şeytan kanı var falan diyorlar o yüzden de göstermekten kaçınıyor bu özelliklerini özellikle kıtanın o kısmında tempi geliyor diyor ki iki tane adam öldürdüm izlerini de takip edebiliriz çünkü Marten o okçu olan Ranger oyunlardan bildiğimiz Ranger karakter bunlara aslında biraz da şey eğitimi veriyor. E, iz sürme eğitimi veriyor. Gidiyorlar e, ve e, şeyin öldürdüğü yerden, Tempin'in iki tane haydutu öldürdüğü yerden izleri gerisin geri takip ederekten haydutların saklandığı ini keşfediyorlar. Devasa bir ağacın altında bir kamp kurmuşlar. Bunlar hani 5-10 hatta yani daha bile az sayıda haydut bulmayı tahmin ederlerken aslında ufak bir tabur asker buluyorlar orada. Evet. E, başlarında da bir komutan var diyorlar ki hani geri gidip bunları söylersek e, şeye Mayer'e biz bunları bulduk dersek bizim tekrar Mayer'in ordusuna izcilik etmemiz lazım buraya kadar. Gelin diyorlar biz bunları öldürelim hep beraber. Aniden saldırırsak çünkü yaklaşık bir buçuk iki aydır yollardalar ve hepsi artık tırlatmış vaziyette bu görevden. Bu iş burada bitsin. Bir şekilde yani ilk vuruşu biz yapalım. Boşluklarından faydalanalım. Hepsini öldürelim çünkü zaten iki tane güçlü savaşçımız var. Bir tane okçumuz var. Bir tane Adem savaşçımız var. Kvot'un gücünün nelere kabil olduğunu daha bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Genel kararla şey diyorlar. İlla şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Kvot diyor ki tamam şimdi yapacağız ama Hespe sen dahil bundan sonra ne diyorsam onu yapacaksın. Sana güvenmiyorum. Şayet bir şeylik fevrilik yaparsan, bu hepimizin ölümüne sebep olabilir. O bakımdan da bana söz verirsen bugün bu akşam bu baskını yapacağız ve netile neticeye varacağız ya da varmayacağız belli olacak. Ama sen mutlak şekilde yemin edip bana e, dediklerimi yapmayacak olursan. Şimdiden söyle, bu işe hiç başlamayalım diyor. O da adı üstüne yemin ediyor. Kuvat diyor ki, bak adın üstüne yemin ettin artık. Adın bende. Şayet sözünü durmasan başına gelecekleri sen bilirsin diyor. Onu da bu şekilde bağlamış oluyor. At bir yüzüyle bağlamış oluyor. Korkusuyla bağlamış oluyor yani. Ve e, ilk başta e, şey e, Marten ve şey e, Kuvat daha önden 5 dakika arkadan Ademi 10 dakika arkadan Hesbeyle Denat gelecek şey yapacaklar, planlarını gerçekleştirecekler. İlk başta gözcüleri vuruyorlar. Marten okuyla vuruyor. İşte o gözcülerin yanına kadar sokuluyorlar. Daha kampta hiç kimse uyanmış değil duruma gözcülerin Muazzam falan. da bir yağmur yağıyor, hava da kapalı. Çok pis bir yağmur yağıyor. Hakikaten böyle kötü bir gün, karanlık bir gün falan böyle. Ve ondan sonra bir iki kişiyi daha okuyla indiriyor zaten Marten. Ama o sırada işte komutanları olayın farkına varıyor ve şey bir saldırı altında olduklarını anlıyor. Bunların henüz ateş ettiği yer belli değil. Orada işte kuvvete ister istemez olaya dahil oluyor. O detayları verelim mi bilmiyorum. istersen verelim, istemezsen hani genel geçelim. Büyük abi. verelim. Ya şey yapıyor. ilk i̇lk başta o tarafa doğru bu sefer e, ok yağmaya başlayınca yerleri belli olmaya başlayınca yapabileceğim tek büyü vardı diyor. Okla öldürülmüş olan gözcüyü alıyor tepeye kadar şey yapıyor e, yanında sürüklüyor. ve şey e, bağlantı büyüsü kullanarak orada gördüğü adamla cesedi bağlıyor ve cesetin böbreklerine bıçak sokuyor birisi pat orada düşüyor böbreğinden bıçaklanmış gibi asker. Diğer böbreğini bıçaklıyor. Bir gözüne saplıyor. Boğazını kesiyor. Vudu gibi. saplıyor. Vudu büyüsü gibi onu vudu bebeği gibi kullanıyor. Çünkü orada gördüğü canlı askerle ölmüş askerin bedenini bağlantı büyüsüyle birbirine bağlamış oluyor. Yani kitapta ben yani, okuduğumuz en e, zor okunan kısım bu. Yani okuması zor en olan kısım. Kanlı kısmı. edebi en olarak kanlı, değil vahşi. vicdani olarak Vicdanı Aynen. o. Korkunç. Korkunç bir evet. kısım. Ve Kuvot'a da yakıştıramıyorsun. Çünkü o ana kadar senin e, baş kahramanın çocuk. Evet. E, ama yapmak da zorunda. Yani <laughs> ölü bir adamın boğazını kesiyor ki diğerleri ölsün. Gözlerini oyuyor ki diğerleri kör olsun falan. Bir yandan da şeyi düşündürüyorsun. Düşündürüyor sana yazar. E, Kuvot bahsedildiği kadar masum bir karakter mi diye düşündürüyor. Evet. Çünkü yani vicdanlı adamın yapabileceği şeyler değil <laughs> ya bunlar. Işte. Sonra cesedi bırakıyor şey yapmaya başlıyor. Ee, altı oku birden yönlendiriyor ve 7 e, yedi okçudan altısını ya da altı okçudan beşini aynı anda vurduruyor. Bu tarafa ok atacaksın insan sayısını bire düşürmüş oluyor kendi taraflarına. Hatta şeye komutan işte ateşin başında Marten komutana da ateş ediyor. Komutanın bacağının üst baldırından giriyor, arkasından çıkıyor. Yalnız hareketleri çok tanıdık geliyor Kuvate komutanın. Garip evet. bir şekilde. Bir yerden gördüm ben bunu diyor. Ya yani bir yerden tanıyorum komutanı. Komutan ayağına e, ok saplanmış bir insan gibi davranmıyor. Soğukkanlılıkla bacağından delik geçmiş olan orka bakıyor, tüylü tarafını kırıyor ters tarafından tutarak oku çıkartıyor ve hükmetmeye devam ediyor ama sesi de yok. Hani askerler birebir onların dedikleri yaptıkları belli ama herhangi bir ses de duymuyor. Bağırış çağırış duymuyor şeklinde. Ve o sırada anlıyor ki o büyük ihtimal annesiyle babasını öldüren köz. E, aslında orada anlamıyor abi. E, <laughs> sonra e, orada hani evet hareketleri tanıdık geliyor e, ama kim olduğunu bilmiyor komutanın ee, ve dillere işte efsanelere konu olacak o şimşek çağırma büyüsünü yapıyor. Aslında yapıyor. yaptığı şeyi kitapta çok basit bir şekilde anlatıyor. Biraz da şanslıydım kabul edebilirim bunu diyor ama bir oku bütün taburun altında konuşlandığı ağacın gövdesine sapladım ve şimşeklerden bir tanesiyle o oku bağladım. Yani şimşek e, ağaca çarpmış oldu ve ağaç bir anda gövdesi patladı alev aldı oradaki bütün kalan askerler de o komutan da öldü. Hani şimşeğin çakması tesadüftü diyor. Ama çakan şimşeği bağladık o kadar da yaptık diyor zaten. Ondan sonra ağacın etrafına gidip ölüleri e, saydıklarında aradıklarında hatta lootladıklarında aslında biraz yağmalıyorlardı ölülerin üstünü. E, fark ediyorlar ki o komutan yok. Yok olmuş ve hiçbir yere gidemez. Çünkü hepsi iz sürmeyi de biliyor. Bakıyorlar. Kamptan ayrılan başka bir ayak izi de yok. Ee, bir bir şekilde adam kaybolmuş. Ama görevi başarıyla tamamlıyorlar. Hatta Mahir Alvaro'nun toplanan, çalınan vergilerinin olduğu kutuyu da buluyorlar. buluyorlar. Ee, Kvot çok da zekice bir şey yapıyor. Diyor ki ya burada şu kadar altın var. Bence bunun hepsini Mayer'e götürmeye gerek yok. Onun gözünü şu kadar kısım doyurur. Siz söylemezseniz ben de söylemem. Hepinize birer talent ya da birer altın. pardon gümüş mü altın veriyordu değil mi abi? Altın veriyordu birer altın. Birer veriyordu. altın ekstradan veriyor. Ve diyor bu paralar sizin bir tanesini de kendime alıyorum. Ee, kral için hizmet eden, kralın dediğini yapan, kralın yetkilendirildiği birinin, yetkilendirdiği birinin böyle bir teklifle gelmesi grubu iyice mutlu ediyor. Yani ha bu çocuk aslında bizden ne geliyor olay ve dönüş yolculukları daha huzurlu geçiyor, Aha. geçecek diye düşüneceğiz. Evet. Ama yolda bir şey oluyor. Ee, yolda ormanın içinde çok güzel bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ormanın içinden geçerken bir şarkı duyuyorlar. Şarkıya doğru yönlendikleri zaman gerçekten bir fey halkından biriyle karşılaşıyorlar. Yani hep anlatılan işte ormanın içinde bir şarkı duyarsan sakın gitme, cevap verme çünkü o F halkından biridir. Seni alır F diyarına götürür. Diyarına ee, götürür. ve hani erkeklerin asla karşı koyamayacağı biraz böyle sirenler gibi düşünün şeydeki deniz kızları gibi. Erkeklerin karşı koyamayacağı bir ses vardır. Zaten Dedan direkt Hesper'in üstüne atlıyor. Ee, gitmesin diye. Çünkü Espe koşa koşa gidecek kıza. Peki. Marten daha zeki ve bu konuları bildiği için biraz da görmüş geçirmiş biri olduğu için Yüce Tan Tehlu sana sığınırım deyip bir ağacın gövdesine sarılıyor gitmemek için. Tempi dona kalıyor ama Tempi de biliyor. Çünkü Adem mitlerinde de Adem hikayelerinde de feylerden bahsediliyor. Ama bizim kuvotu ne kimse uyarıyor ne kimse tutuyor. Kuvot yaldır Allah koşuyor kızın peşine. Felurian. E, Felurian gidilir. Gidilir. E, yaklaşık e, kuvotun anlattığı hikayelere göre bir ya tam da kendi de bilmiyor ama 3 ay falan orada kalıyor gibi, değil mi abi? Tabii ben yani bayağı uzun bir süre kalıyor orada, birçok şey oluyor. Yani işte cinselliği felurianla öğreniyor, Feyler hakkında bir ton bilgi alıyor, o bir aşkı öğreniyor, felurian da kuvotaya aşık olarak davranıyor falan. Orada şey yapıyor. Gene yedileri soruyor mesela Felduryan'a. Ve Felduryan orada diyor ki burada diyor sana şaka yapmıyorum. Bunu cidden yaparım. Seni öldüreme kadar döverim ya da ölmemek için fey diyarını koşarak, kaçarak, elimden kurtulmaya çalışarak katleder dışarı atarsın kendini. Bir daha yediler hakkında herhangi bir kelime duyarsam diyor. Yani öyle de bir fark sert bir ki, durumu da var. Yedilinin Fey aleminde de bir yeri var. Yani e, yeri bir var, orada biliniyor yani. İşte şey çok ilginç. E, şey neydi? Tabor Taborlin bilinmiyor ama Fey diyarında e, Adem e ruhların en büyük atası olan Ilu'nun bilindiğini öğreniyor. Evet. mesela. Hani öyle ilginç durumlar var. Ve bir de şey var tabii. O çok önemli. E, ona artık belli bir muhabbetten, aşktan, sohbetten falan sonra şey diyor Fedor yani sana bir tane şehit yapmamız lazım. Şehit de gölge pelerin demek. Yani evet. Halifax'ın gölge pelerini çağrıştırıyor burada. Alfax'ın gölgesini evet. de çağrıştırıyor zaten. Ve şey yapıyor. O gölge pelerinin nasıl yapıldığını falan da anlatıyor kitapta işte. Nerede dokunuyor? Nasıl elde ediliyor? Kendi elleriyle bu şeydini yapıyor. Gölge pelerinin yapıyor. Ve bu da bir gün şey ee... daha da meraklı bir şeyler öğrenmeye falan ya yani inanılmaz korkunç bir Canlı olan ağaç gibi ama ağacın üstünde bir hayvan gibi de anlatıyor bazen gözleri görülüyor falan diye. Hı. Kendi Neydi ağacından o? ayrılmaz diyor kıte diye telaffuz ediyor abi kıte. ee, yazar Kı. ee, kıteye ee, gidiyor ağacın kendisi değil e, ama ağaçta yaşayan ağacın etrafında yaşayan e, ağaç e, görülmeyen ve ağaçtan asla ayrılmayan bir şey bir hakikaten bir şey yani. E, ve e, her şeyi biliyor, her şeyin gerçeğini biliyor, olabilecek şeyleri de görüyor. E, şeyin Bastın anlatımıyla yani Kovot'un hanında ona yardım eden diğer Fey'in ya anlatımıyla ikimizin dünyasında da yani ne insanların dünyasında ne Feylerin dünyasında da kıteden daha tehlikeli hiçbir şey yok. E, hatta küteler, feyleri arasında bir ırk var, bir topluluk var. Sadece. Küteler, değil mi? E, evet. Kıte ile iletişim kurmuş insanları öldürmek üzere yaşayan bir topluluk var. Çünkü kıte ile biri konuştuysa gidip ortalığı karıştıracaktır. Kıte onu kurmuştur saatli bomba gibi. Ona öyle bir şey söylemiştir ki kıte o adam gider ve büyük kitlelerin ölümüne yol açacak bir şey yapar. O yüzden biz bu adamı öldüreceğiz. Bu kim konuşursa konuşsun kıte ile öldüreceğiz diye Ölüyoruz. kendini bu işe adamış bir topluluk var. Ama şşt, kıvota bir şey yapmıyorlar mesela o da bir gizem. Ya şey oluyor işte, ee, diyor ki Bast, sen diyor yani kendi hayatını mahvedersin diye düşünme diyor yani. Sen diyor bir vebalı olduğunu düşün kıteyle konuştuğun için. Sen gittiğin toplumları salgın hastalık gibi bütün topluma zarar verirsin kıteyle konuşan birisi. Yani sadece kendine zarar vermezsin ya da çevrene değil, bütün toplum için zararlı bir şey olursun. Çünkü cidden yalan söylemez, doğruyu söyler ama zihnini öyle bir kirletir ki, öyle bir kodlar ki seni doğrularıyla bile sen şey ne derler bu dünya için korkunç tehlikeli bir hastalığa dönüşürsün. Kıte asla yalan söylemiyor. Bilmez. Ve ama seni en rahatsız edecek doğruları en rahatsız edecek şekilde söylüyor. Evet, ee... şey yapıyor çünkü Kete <laughs> e, Denadan da bahsediyor. Denan'ın efendisinden de bahsediyor. Evet. Kendi yazgısından da bahsediyor ve şey bu artık koşarak uzaklaşıyor bir süre sonra aşırı gerçekliklerden falan rahatsız olunca kaçmaya çalışın da arkasından <laughs> bağırıyor nereye gidiyorsun daha sana söyleyecek çok şeyim var falan diye. Tabii tabii, belki biraz daha ne kalsan zaman ayrı... olmaz mı diyor. Mıydı? Yani belki de hani tam olarak zehirleyemeden kaçmayı akıl ettiği için kuvvete ya da duramadığı için o kadar gerçeklik karşısında Erken terk ettiği için bölgeyi belki o yüzden biraz aklı başında kalabiliyor. Çünkü delirebilir diyorlar şey için. Yani ile konuşan biri çıldırır diyorlar yani. Şey Kıte'nin kendi hamisinin pardon Dena'nın kendi hamisinin Dena'yı nasıl dövdüğünü. Dena'yla Dena Kıvot tartıştıktan sonra Dena'nın ne kadar ağladığını başına ne işler geldiğini, aslında Dena'yı, Dena'nın Kvot'u ne kadar sevdiğini falan her şeyi söylüyor. Ve hani Kvot artık kaldıramıyor. Hani sen diyor burada Felur yanına gününü gün ediyorsun ama o diyor dayak yiyor şu an diyor. Falan bakınca bilgi doğru ama çok rahatsız edici bir bilgi. Felurian'ın da bu arada Felurian'ın yanından kaçması da Kvot'un çok zekici. Felurian normalde bir işte dünyadan bir insanı alıyor insanı kendine aşık ediyor ve delirtene ya da öldürene kadar kullanıyor. Ondan sonra salıyor. Quott da bunu biliyor diyor ki ben nasıl kaçacağım buradan? Yani ben diyor bu kadının büyüsü altındayım artık. Büyü altında olduğunun da farkında. Kaçmak için bir yöntem bulmam lazım. Aklına şey geliyor. Ben diyor Felurina'ya bir şarkı yazacağım. Şarkının içeriği de şöyle. İşte o kadar güzelsin ki saçların şöyle, işte ellerin şöyle, gözlerin şöyle, göğüslerin şöyle anlatıyor seksin de eh işte diyor. Herhalde iyidir gibi bir şey diyor şarkıda. Felurian tabi çıldırıyor. Çünkü Felurian'da muazzam bir narsislik var. Biri onu övdüğü zaman şey oluyor. Oh biraz daha öv. Şuralarıma da öv. Buralarıma da öv falan gibi yaklaşıyor. Ama e, cinsel performansını eh işte diye yorumlayınca diyor ki ne demek istiyorsun sen? Kvot da diyor ki yani muhtemelen o da çok iyidir. Evet ama ben diyor senden başka kimseyle birlikte olmadım. Bilemem. Kıyaslayamam diyor. O yüzden Kıyasım diyor. Yoktu. Herhalde iyidir o da diyor. Felurian da diyor ki lan sen beni hani senin insanlarınla mı kıyaslayacaksın? Öyle şey mi olur? Diyor ki o zaman sen bana izin ver. Ben gideyim diğerlerini de deneyeyim. Bakayım nasılmış. Sonra diyeyim ki ya Felurian'ınki hakikaten daha iyiymiş. i̇yiymiş. Şarkıya eklerim. Şarkıya eklerim o zaman diyor Felurian inanılmazdı falan diye. Felurian da diyor ki lan Tamam o zaman ama diyor geri geleceksin değil mi? Tabii ki geleceğim ya diyor. Aşkım diyor. Sen diyor benim <laughs> Tam da nabza göre şerbet veriyor orada Hakikaten böyle bu arada abartmıyorum buraları. Bu ayarda konuşuyorlar. <laughs> e, ondan sonra <laughs> e, tekrar ayrılacakken F diyarından artık şeydini de almış. Yani gölgelerden bir pelerin de yapmış ona bir <laughs> e, F aleminden bir insan. Felurian insan diyorum pardon. Şeydi beraber çıkıyor ama ne hakikaten F aleminde ne kadar vakit geçirdiğini bilmiyor. Sonra bir hana doğru yaklaşıyor. Bir bakıyor ki az önce yani daha doğrusu Felurian'ın yanına gitmeden yanlarından ayrıldığı kampanisi, ekibi, ekibi hala o handa. Ve aslında sadece birkaç saat geçmiş. Han'da yaşadıklarını anlatıyorlar. Felüran'ı gördük. İşte Kvot diye bir çocuk vardı onu tutamadık o gitti peşinden falan diye. Kvot kapıdan çıkıyor geliyor. Ya diyorlar siz de ne hikaye anlattınız işte bak çocuk geldi falan. Ee, galiba şey fark ediyordu. Ee, Martin fark ediyordu. Sakalına bakın diyor. Bu çocuk şey sakalı bu kadar uzun değildi. Ne kadar süre geçirdin orada diye orada anlatıyor. Bütün hikayesini orada anlatıyor Handa. Şey e, Kvot ve Kvot'un Felurian'la geçirdiği yaşadığı hikayeler de şu an günümüzde de hala anlatılıyor coğrafyada. İşte Ulu Kvot Felurian'ın yanından böyle kaçmış. Ulu Kvot Felurian işte kıteyle böyle konuşmuş falan filan diye hala kıte kısmı yok pardon. E, diğer kısımlar hala anlatılıyor. Yani efsanelere şarkılara konu olmuş o kısımlar. Orada işte oradan geldiğini zaten arkadaşları biliyor. Kasabı şey bir kemancı var o ısrarla şey diyor. Yani e, yalan söylüyorsunuz diyor. Kimse peri diyarından geri dönemez diyor. Peri diyarında çok önemli iş bir durumlardan biri de şeydi hatırlarsın. Ayın peri diyarından götürülmesi dünyaya ve artık peri diyarında 15 günde bir görünüyor. 15 gün evet. şeyde dünyada olduğunun anlatılması da vardı. Sonra orada e, hancı kadınlardan biri ilk geldiklerinde kuvveteyi çok beğenmişti. O kuvvetenin evet ya bu çocuk büyümüş resmen üstünde peri şeyi var falan diyor. Hatta geceyi de o ablayla beraber geçiriyor ve şey diyor yani Felurian büyümüş, kadar... Büyümüştü. Bayağı büyümüştü. <laughs> Felurian kadar iyiydi ya, hatta. Belki de daha iyiydi diyor. O <laughs> zaman bast kızıyor saçmalamadı lan diyor. Felurian'la birlikte olup da o kadınla birlikte olup nasıl ikisini de aynı kefeye koyarsın. Yani mümkün böyle mü bir şey falan muhabbet yapıyor. Onu artık anlatmayacağım. Kitaptaki çünkü çok sektis bir söylem olarak anlaşılabilir öyle olmamasına rağmen ama hani orada bir müzik yani ne derler bestekar ve icracı bir adamın sanata yaklaşımıyla kadınların kadınlarla birlikte olan bir erkeğin kadınlara bakışını birleştiren bir bakış açısı var bayağı şeydir hani gerçek midir değil midir ben bilemem ama güzel bir anlatımı var kadın cinselliği ile e, müzik sanatının birbirine benzerliği hakkında onu kitabı alıp okusun arkadaşlar. Hani o o topa ben girmem sonra seksist diyorlar şey diyorlar ben uğraşamam onlarla. da ee, öyle bir durum var. Ondan sonra şey diyorlar zaten artık hani krala gidelim abi vergileri teslim edelim ve şeyi de alalım. Yani kendi Hatta ücretimizi e, de alalım. Chat'ten biri hatırlatmış şimdi e... Leviathan hatırlatmış. Bardaki kızla olan birlikteliğini şey diye anlatıyor. Ölmeye en yaklaştığım andı herhalde diye evet. anlatıyor. O kadar hani memnun kalmış. Ya o şey de olabilir. Fizyolojik durumlardan da olabilir. Yani fey diyarındaki yer çekimi gücüyle dünyadaki aynı mıdır bilmiyoruz. Hani kan arası. basıncı kan basıncı değişimi farklıdır Bir o de olabilir orada belki. Ne yiyor, ne içiyor çocuk? Yani onun da şeye etkisi olabilir. Sürekli Orada, ota yayılıyorsa. O hanın etrafındaydı değil mi abi? Ademler geliyor. Adem evet, şehrinden. Ademler geliyor. Ee, Adem, ee, Pardon. Ee, önce şunu söylemek lazım. Tempi ve Kvot şöyle bir anlaşma yapıyor. Kvot Tempi'nin önünde lavtasını çaldığı zaman Tempi inanamıyor. Yani lavtanın öyle çalınabildiğine, hmm. öyle bir alet, enstrüman olduğuna çünkü Adem şehrinde öğreniyoruz ki sonra müzik çalmak şey. Eee çok Sadece aşağılık, eşine yapabileceğin bir şey. Aynen yani çok kişisel bir şey. Yani şöyle söylüyor. E, fahişeler gibi düşün diyor. Eşinle birlikte olabilirsin bu çok normaldir. Ama topluluğun önünde müzik çalmak hani fahişelere nasıl bakılıyorsa topluluk önünde müzik çalanlara da öyle bakılır diyor. Nasıl cinsel birliktelikte yani eşinle yaparsan sıkıntı değil ama gidip topluluğun önünde yaparsan bir gariptir ya aynı mantık diyor. Ee, ama diyor sen şey, ben sen bana o lavtayı çalmayı öğretirsen ben de sana benden öğrenmek istediğin bu ketan sanatını bizim dövüş sanatımızı öğretirim. Bunu yaparlarken yani kvot ketanı çalışırken tempi de lavtayla oynarken 3 tane Adem yanlarına geliyor ve bunları tabiri caizse basıyor. Diyorlar ki ne yapıyorsunuz yani senin ketan yapman yasak sen de diyor hani lavta çalıyorsun ya böyle Böyle bir tablo olabilir mi? Tabi bunu söylemiyorlar ama konuşmanın içeriği bu çünkü Tempi'yi hemen yanlarına çağırıyorlar. Ademler birbirine çok yakın konuşuyor, yani böyle dip dibe yüzleri birbirine denk gelecek şekilde yaklaşıp ufak el mimikleriyle falan konuşuyorlar. Kıvot tahmin ediyor bu az önce söylediklerimi. Herhalde konuşmanın içeriği budur diyor ve sonra da ayrılıyorlar. Tempi diyor ki ne oldu? Benim diyor hemen Adem şehrine gitmem lazım yaptığın suç muydu diyor. Bana bunu öğretmen suç muydu diyor. Kuvot da bilmiyor. Tempi diyor ki evet suçtu. Geri mi gitmen lazım? Evet diyor. Geri gitmem lazım. Yargılanacak mısın? Evet diyor. Bundan yargılanacağım. Benim desenle gelmemi ister misin diyor. Kuvot Tempi diyor ki evet. Ve o, o bölüm öyle bitiyor. Çok hoşuma gitmişti. Evet teşekkür ederim yazıyor sadece. Çünkü zaten Ademler çok uzun konuşmuyor ya. Ondan sonra Kuvot Tempi ile beraber Adem şehrine doğru yola çıkıyor. Uzun bir yolculuktan sonra hani o yolculukta da eğitimlerine falan iyi kötü devam ediyorlar tabi şey inanılmaz dayanıklı tabi şey tempi şeye göre kuvvete göre çok dayanıklı çok daha güçlü ağır antrenmanlar için ama kuvvete de ayak uyduruyor falan hatta büyük bir hata olarak kendisini bayağı gelişmiş falan olduğunu zannediyor şeye gitmeden evvel. Ademiye'ye gitmeden evvel Ademiye'ye gittiğinde aslında oranın anaerkil bir yapı olduğu erkeklerin ikincil vatandaşlar olduğu aslında yönetici kesmin ve büyük savaşçıların kadınlardan oluştuğunu da öğrenmiş oluyor savaş e, okulunun başında ve doğal olarak da kentin başında neydi şeyin miydi kadınla öyle bir şeydi evet, şeyin işte, şeyinle karşılaşıyorlar. Ve bir karar, o kabilesinin lideri gibi çünkü birkaç lideri, farklı kabile var. Birkaç farklı kabile var. Tam bir karar veremiyorlar kuvvete hakkında ama şöyle bir klik var daha sonra öğreniyoruz. Yasak bilgiyi Öğrenen bir barbar olduğu için gidip de bunu başka barbarlara yarım yamalak ya da hatalı öğretebilme riskini göze alamayız diyor. Kimileri diyor ki o zaman bunu öldürmemiz gerekiyor buradan çıkartamayız. Kimileri de şeyin dahil şey diyorlar yani öldürmek ketana uygun değil bu doğru bir yöntem e, değil. Onun için letani e, diyorlar abi. E, le, ketan letani. Ketan o sabah egzersizinin adı. Letani Isına bu ketan öğretinin diyorlar. adı. Öğretinin adı. Letani için diyorlar bunu öğretmemiz lazım. En azından denememiz gerekiyor diyorlar. Yani öğrenebiliyor evet. mu, öğrenemiyor mu? Yeteneği var mı, yok mu? Orada şöyle bir evet. ayrımda kalıyorlar abi. Ee, yani hakikaten şimdi biz bunu yarım yamalak bir yeteneği öğrenmiş gidip bu böyle diye anlatırsa hem biz aşağılanacağız. Hem Letani yanlış öğretilecek ama şimdi biz de bu adamı öldüremeyiz. Çünkü Letani de azıcık biliyor. Yani Letani birazcık bilen birini öldüremeyiz. Bu bizim öğretimize yanlış aykırı. Yani ya diyor buna tamamen öğreteceğiz ya bunu öldüreceğiz. Yani tamamen öldüreceğiz. öğreteceğiz öğrenemezse öldüreceğiz'e geliyor konu. Evet yani sınav sonucu ölmek ya da hayatta kalmak gibi bir şey oluyor aslında Kuvveti için. Daha sonra ona bahsettim. Vaset diye bir tane öğretmen atanıyor. Genç bir kadın bu. Yani genç dediğim herhalde tarife göre 35 yaşlarında, 30-35 yaşlarında bir kadın öğretmen. Ee, kuvvete gencecik bir adam. Bayağı da antrenman falan yapmış ama yani daha ilk bedensel derste anlıyor ki yani benim bu kadın da hani fiziksel olarak baş etme falan mümkün değil. Yani çok çok kötü bir şeye sahip. Hem güce hem tekniğe sahip yani. İnanılmaz bir şey. Savaşçı. Zaten lakabı çekiç. Çekiç. Çok da sert yani şey yapamadığı hareketlerde falan çat yapıştırıyor yani hem de okkalı yapıştırıyor. Ya da arada bir antrenman dövüşünde falan çok ciddi canını yakıyor kendi dedikleri tartışılmaz derecede uygulanmak zorunda eğitim sırasında. Yani Hı. hiç şey değil öyle kolay eğitimler değil, aşırı disiplinli eğitimler oradaki eğitimler falan ve çok uzunca bir süre bunu eğitiyor. İşte orada şeyi anlıyoruz. Yani anne bir toplum kendine göre bir devinimle yaşıyor. O şeylerin, ademilerin cinselliğe bakışı farklı, tanrıya bakışı farklı, dünyaya bakışı farklı, ölüme bakışı farklı geleneklerin devamına doğru yaptıkları hizmetler başka bir şeye dönüşebiliyor. Bizim dünyamızdaki gelenekler gibi değil. Az gelenek ama tam uyulan geleneklere falan yani rafine olmuş gelenekler bütününü takip ediyor oradakiler. Yoksa şey değiller. Bir açıdan çok rahat bir toplum, kadındı erkekti birbirine dayılık yapmadan yaşayan bir toplum ama bir açıdan da çok ciddi kas sistemi olan. Savaşçıların falan çok belirgin olduğu bir toplum. İşin en ilginç yanı ademiler inanılmaz derecede iyi savaşçılar. Yani şeyden kitap okuyunca anlayacaksınız. Ama buna rağmen mesela ölümle ilgili korkunç saygılılar. Yani bunlar kral katillik de yapıyorlar ama Kiralık katilken bile öldürdükleri adamların ruhlarına saygıyla davranıyorlar. Öldükten sonra onlar için dua ediyorlar falan. Hani bir şekilde bir anlaşma yapana kadar, bir şekilde bir karşılıklı mutabakata varana kadar ya da kendi hayatları tehlikede olup da kendilerini korumuyorlarsa zaten bir başka insana zarar vermiyorlar. Yani öldürebilme yetenekleri korkunç olmasına rağmen bundan keyif alarak asla kimseyi öldürmeyen de bir halk. Yani biraz mistik doğu felsefesine yakın Japon samuraylarıyla aslında biraz Budist geleneğin karışımı gibi bir durum var orada. Anne erkillik hikayesinden beri tutarak söylüyorum. Evet zaten Adem şehrinden olmayan insanlar Letani diye bir kavrama inandıklarının bilincindeler Ademlerin. Ama şu boyutta biliyorlar Letani'yi. Diyorlar ki hatta Kvot da soruyor Tempi'ye. Ademler Letani diye bir şey bilirmiş. Bu Letani gizli bilgisi sayesinde, gizli bilimi sayesinde hiçbir Adem savaşta ölmezmiş. Doğru mu? E, zırhları daha böyle sert, derileri daha sert olurmuş. Kasları daha güçlü olurmuş. Doğru mu bu gizli bilgi sayesinde diyor. Tempi de diyor ki evet. Ama Letani sizin bildiğiniz gibi büyü gibi bir şey değil diyor. Letani bir e, ahlak bütünü gibi. Tam o da tarif edemiyor. Aslında Letani'nin olayı şu. Tarif de edilmesi çok zor, anlaşılması da çok zor ama herkesin uyması gereken bir şey. Yani benim tarifimle bir e, ahlak kuralları bütünü gibi bir şey, Letani dünya bakış açısı, dünya görüşü gibi bir şey ama mesela diyor e, derimiz daha mı sert oluyor? Hayır bu diyor salaklıktır diyor. Letani bizim derimizi daha salak yapmaz. Şey i̇şte daha sert yapmaz. Ama biz Letani'ye uysun diye daha çok çalışırız. Derimiz daha kaslanır. Bu mesela diyor Letani'den dolayıdır. Yani Letani'den dolayı mı daha çeviyiz, daha dayanıklıyız? Evet, Letani'den dolayı. Ama büyüsel bir şey yok diyor. Birine diyor gidip bir görevini düzgün yapmak, biri sana git şu adamı öldür diyorsa bunu yapmak Letani'ye uygun diyor. Çünkü sen verilen işi yapmışsındır diyor. Ama durduk yere gidip birini öldürmek letaniye aykırıdır mesela diyor. Böyle ahlaki şeyleri var, değerleri var. Komple bu bütüne letani diyorlar. Ya burada ilginç olan bence sonuçta bu eğitim tamamlanıyor bir şekilde yarım yamalak da olsa ve geri dönme hakkını veriyorlar. O hakkı kazanıyor, sınavı geçiyor. Tabii işte neydi, ee, ne ağacıydı o? Kılıç, Kılıç ağacı ya. sınavı falan var. Yani çok değişik bu Ademiler hikayesi de peri alemi kadar bilgi verici ve güzel. Çok tatlı bir bölüm. Yani kitap okuyanların özel olarak altını çizerek okuması gereken bölümlerden biri. Ve sonuçta yani bu şeyi iyi kötü öğreniyorken bir barbarın onları tabiriyle barbarın öğrenebileceği kadar iyi öğreniyor. Hatta çok işte duruk kılıcı oradan şey alınıyor. Kılıçlar... Kılıçları aslında sahipleri seçmiyor. Aslında kılıçlar sahiplerini seçiyor. Özel yani bütün bu ademi savaşçıların ölenlerinin kılıçları gelip bir depoda depolanıyor. Kılıççı ana tarafından bakılan bir depoda ve mezun olan ademi öğretisinden mezun olmuş kişiler kılıç alma, kılıç kuşanma hakkına sahip oluyorlar. Onlar oraya gittiklerinde seçtikleri kılıç aslında kendilerini seçen kılıç oluyor. Yani böyle de bir durum var ve onu duruk diye bir kılıç seçmiş oluyor şey ee, bizim kuvete Kılıçlar şöyle çok özel bir çelikten yapılmış asla körelmiyorlar asla kırılmıyorlar falan hani çok acayip iyi büyük usta kılıçlardan birisi. Hatta kılıçların hikayesinde de bir gönderme var o kılıcın hikayesinde de kitapta bir gönderme var ama tam hikayesi anlatılmıyor. Yani şey yapıyorlar şeyinle Vahset hatta şey diyorlar tam da kendine layık kılıcı buldu geçmişiyle falan diyorlar yani öyle bir hikaye var. İşte oradan iş ayrılmaya geldiğinde bu tabii final dövüşünde baya bir dayak yiyor yani savaşı kazanıp da finali kazanmış olmuyor öyle diyelim yani aslında dövüşü kaybediyor ama gene de ruhu yeterince olgunluğa ulaştığı için tabii en fazla da şeyinin şeyiyle kararıyla sınavı geçtiği kabul ediyor ve oradan ayrılmasına. İzin yerinde. Evet ya yani bir Adem savaşçısı kadar büyük bir savaşçı değil ama öldürülmeyecek kadar da bilgi sahibi olduğunu kanıtlıyor evet. savaşta. Bu arada kılıçla ilgili şunu da ekleyeyim. Her Adem savaşçısı ölse bile kılıcı tekrar Ademre şehrine geri yollamakla yükümlü. Quobot bunun sözünü veriyor. Yani ben ölsem bile bu kılıcı tekrar bir şekilde bu şehre döneceği ayarlamaları yapacağım diyor. Ondan ee, sonra önemli kavramlar var. Atas deniliyor. Bu işte Ademiye'deki kılıçların tarihi. Her kılıcın kendi kişisel tarihini tuttukları defterlere atas deniliyor. Bu kılıçların tarihini ezberlemen gerekiyor. Kılıcı alabilmek hakkını kazandığın zaman falan. E, hani ve öyle satır bayağı satır. Evet satır satır ezberden okuman gerekiyor. Böyle şeyler var. Ee, ne derler? Ee, geleneklerine bağlılık var. Ve şey diyor. E, Madre diyorlar. Kvoteye. Bu önemli kitabın genel anlam açısından da önemli. Diyorlar ki bu senin gerçek adın. Senin adın hmm. Kvoteye değil, aslında Maedre. Yani ona kendi gerçek adını da söylüyorlar. Evet çünkü... Ama yapı değiştiği zaman bu ad da değişecektir. O andaki gerçek adı Maedre. Yani bir başkası bilse... onu egemenliği altına alabilecek adı Maedre diye Burada da işte çok onu doğru da orada öğreniyor. Değişik bir ikilem oluyor. Eğer Kvotun adı gerçekten Maedre ise bunu bir şeylere kabil olduğunu bildiği tarihçiye söylemezdi. Yani ya yani, Kuvot'un adı Maedre değil ya Kuvot o an Kuvot değil. Evet. Yani İkisinden Bir yapısal gibi... değişiklik var evet. ya da orada bir ad uyduruyor. Asıl adını söylemez çünkü yani. Evet. Kuvot şey Maedre'de ateş, kırık ağaç ve e, yıldırım, şimşek anlamına yıldırım, geliyor. Yıldırım, şimşek anlamına geliyor. Ademre şehrinden ayrıldıktan sonra Kvot e, tekrar Mael Alveron'un yanına doğru gidiyor. Çünkü hala Mael Alvaro'na teslim etmesi gereken e, bilgiyi teslim etmiş Marten sayesinde ama parayı teslim etmemiş. Parayı onlara da bırakmamış. Para da kendiyle beraber Ademre şehrinde yani o parayı da götürüp vermesi lazım. E, yolda giderken bir edema ruh kumpanyasıyla karşılaşıyor. Karşılaşıyor. Ve e, onlara kumpanyacı usulü bir selam veriyor. Kumpanyacılar da diyor ki o kumpanyacı kardeşimiz bunların bir tek aile gibi bir mottaları var. Yani bütün Ede aynı, aslında aynı ailedenmiş gibi davranıyorlar. Birbirlerine tek aile diye selamlıyorlar ve Kuvot onların yanında geceyi geçiriyor. Geceyi geçirirken fark ediyor ki Ede Maruklar şey diyor buna. Biz şu köyden iki tane kız kaçırdık istediğini seç, istediğinle birlikte, bir, birlikte ol diyor. Quote diyor ki yani bu Edemaruh'un yapacağı bir şey değil diye düşünüyor ama orada hiç bozuntuyor vermiyor. Ya işte ikisi de olmaz mı falan filan gibi bir şey söylüyor. Ve kızların ikisiyle beraber bir odaya giriyor. Diyor ki ben bu bunların hepsini öldüreceğim. İçkilerine içkilerine zehir kattım ama sizi uyarmama rağmen kaş göz yaptım ama anlamadınız. Siz de içtiniz. Siz de birazdan bayılacaksınız bir tanesi daha çok işte hatta sen Mukayyatol Okuz'a ben çıkıp hepsini öldüreceğim diyor değil mi abi yanlış hatırlamıyorum. Öyle öyle. Sonra Kvot Adem şehrinden almış olduğu bilgiyle de kılıç kullanma yeteneğiyle de bütün kendine o Edema Ruh diyen kumpanyayı öldürüyor. Öldürüyor. Sonra da diyor ki siz gerçek edema ruhlar değilsiniz ama bunlar edema ruhların, kumpanyacıların arabaları, onların giysileri, onların adetleri bunları nereden öğrendiniz? Meğerse fark ediyorlar ki o adamlardan bir tanesi aslında Edemaruh, gerçek bir Edemaruh kumpanyasını koruyan muhafızlardan biriymiş. Demiş ki ya bunlar şehir şehir geziyor, iyi de para kazanıyor. Ben bunları öldüreyim, yerlerine geçeyim. Zaten adetlerini falan biliyorum. Ee, daha iyi para kaldırayım gibi bir şey diyor. Kvot da hepsini öldürüyor, mahvediyor. Kızları da götürüp ailesine teslim ediyor. Diyor ki sizden bu kızları edema ruhlar çalmadı. Kendilerine edema ruh diyen bir grup hırsız çaldı. Bir hırsız kaçırdı bu kızları. Çünkü zaten edema ruhların imajı çok kötü dünyada. Ee, ama unutmayın ki bu kızları size geri getiren edema ruhtu. Yani bunu böyle hatırlarsanız daha e, mutlu olurum diyor. Ha evet bir de mühür basıyor. Kırık bir çember mührü var. Yani aileden atılmış edema ruhların bu mühürle damgalandığı bilgisi var kvotta. Bütün onlara bu kırılmış çember mührünü tek tek derilerine dağılıyor yani edema ruhların bunlar gerçek edema ruh değildi attık biz bunları dermiş cesine ondan sonra gidip kızları teslim ediyor sonra Alverona gidiyor Alverona görevini tamamlıyor hanımıyla kapışıyor hanımıyla kapışıyor hanımıyla kapıştığı için de saraydan acilen Sen git diyorlar sepetleniyor e, sepetlenirken de tabi gene e, çok bir parası pulu yok ama Mayer'den şöyle bir söz alıyor. Üniversite hayatım boyunca bütün harç ücretini ben karşılayacağım. Benim Üniversite. şahsi kasam karşılayacak diyor. Kıvat diyor ki tamam. Tamam bu bana yeter. Gidiyor üniversiteye. E, o kısım biraz daha sonra ama orayı da anlatayım. Üniversitedeki bu harç ücretlerini teslim alan memura diyor ki benim böyle bir anlaşmam var. Aha da bunun belgesi. Belge doğru mu? Doğru kardeşim. Sen de şöyle bir anlaşma yapalım. Ben diyor olabildiğince haylazlık yapacağım. Mülakatta olabildiğince bu şeyi şişireceğim. İşte 30 talent gelecekse 40 gelecek. 40'sa 60, 60'sa 120 getirteceğim. Ben sana aylık, yıllık harç ücretimi yarı yarıya kırışıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık diyor. <laughs> Çok da güzel bir anlaşma yapıyor orada. E, çok hoşuma giden bir detay olmuştu benim abi. O kısma geldiğimizde mi söyleyeyim, şimdi mi söyleyeyim? Elodin'le Yok, söyle, söyle. üniversiteye söyle, söyle. geri geldikten sonra Elodin'le olan şeyi, görüşmeleri. Allah kulaklığım kapandı. Açıldı mı geri? Evet. Elodin tabi kvotu gördüğü anda sırtındakinin bir şey olduğunu anlıyor. Diyor ki aman Allah'ım yani bir fey pelerini var senin sırtında. Kvot diyor ki hocam nasıl anladınız? Yani diyor ki ben hani bir şeydi görünce bir feypelerini görünce anlamayacaksam nasıl baş isimci, baş isimci, baş isimci olayım? Ondan sonra e, oturup bir barda handa daha doğrusu Elodin'e başından geçenleri anlatıyor. Ve şu detay çok hoşuma gitmişti. Adem şehrinden bahsederken. Elodin Hoca'nın eliyle fevkalade işareti yaptığını görüyor. <laughs> Elodin Hoca da Adem'ce biliyormuş ve diyor o an anlayabildim. Kusursuz bir fevkalade işareti yaptı. Fevkalade <laughs> anlamına gelen el mimiği yaptı Elodin Hoca diyor. Şoka giriyor Kuvot böyle nasıl olabilir diye. <laughs> Elodin Hoca çok ilginç ya yani hakikaten. Çok ilginç bir adam yani. Çok. Tam deli dahi tiplemesi işte. Amerikalılar seviyorlar o işi. Geçmişi <laughs> karanlık ne yaptığı belli olmayan ama günümüzde böyle çok dikkate ciddiye alınmayacak gibi davranan adam hikayesini çok seviyor Amerikanlı. Evet. Biraz Sherlock da hatta. O evet, evet tabii. tabii. İşte ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra tabii bu buraya geldikten sonra tekrar Denna ile karşılaşıyorlar. Evet karşılaşıyorlar. O kısım nasıldı abi? Orayı hatırlamıyorum. <laughs> İki, ikisi de birbirinden özür diliyor o kötü ayrılıklar için yani şey pişman ikisi de ikisi de birbirini gördük çok memnun oluyor ama Denna hala o gizemli adamla birlikte ve evet. şeyinde hanesinin adını da hala şeye vermiyor. Evet. Yüzüğü de teslim ediyor galiba. Yüzük de galiba kvotta mıydı hala? Yok Devi de mi? Yüzük Devi de. Deviye devi de. uğruyor borcunu ödüyor, yüzüğü alıyor, yüzüğü Denna'ya veriyor zaten. O sırada günümüze geldiğinde, anlatıcıya geldiğimizde işte çok garip 2-3 asker gelip hana saldırıyorlar. Yani anlatılan hikayenin yazıldığı hana geliyorlar. Ne hanıydı orası? Ee, yol taşı. Yol taşı hanına geliyor böyle ama şey zombi gibi tarif ediyor. Üstleri başları perişan, hani anormal bir dil konuşan bir kimsenin bilmediği şekilde davranan falan hatta Kuvvetiye bayağı zarar veriyorlar. Yani ilk başta bunlara karşı çok iyi direniyor ediyor ama sonuçta Kuvvetiye bayağı zarar veriyorlar ama şeyden kaçıyorlar. Andan kaçıyorlar. Daha sonra ilginç bir şekilde şeye rastlıyoruz. Bu gelen askerlerden, kraliyet askerlerinden birisi bir ya da iki tanesi kasabanın dışında bastla görüşüyor. Evet. Orada Bast'la görüştüğü zaman yani iki ihtimal var. Bast bir hain ya da Bast kuvvetenin gerçekten kuvvete olmasını mecbur kılmaya çalışan gerçekten kuvvetenin çok sadık bir dostu. Evet kendi geçmişini hatırlasın, özünü hatırlasın. Bu evet. arada onu böyle ufak zorluklarla sınayan. Sınayan birisi. O bence muhtemelen ikincisidir hani böyle Bastan kötü birisi çıkacağını zannetmiyorum ama belli de olmaz tabii. Tamam. Ama herhalde kuvveti kuvveti haline getirmek isteyen birisi Bast e, Peri olarak. E, ondan sonra da işte bilmiyorum kaç yıl oldu. Herkes üçüncü kitabı bekliyor. Yani benim için yeni bir bekleyiş oldu. Ben daha üç ay önce okudum kitapları da. Bu diğer arkadaşlar için hüzünlü ve uzun bir bekleyişte üçüncü kitabı bekliyoruz. Bu kitabın ee, yazılması 9 yıl mı önce? Yani ya 9 ya 10 yıl önce yani son ikinci kitap yazılıyor. Üçüncü kitabı hala bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bir soru cevap kısmı yapalım mı abi yoksa? Sen bilirsin yapalım istersen. Benim vakit sıkıntım yok senin sıkıntım var. <laughs> bir 15 dakika yapalım. Buçuğa kadar. Ee, o zaman buçuğa kadar mı? Ya pardon 45'e kadar. <laughs> Saat buçuk diyor. <değil. gülüyor> <laughs> Herhangi bir sorusu olan varsa arkadaşlar kitapla ilgili ee, şunu sormak istiyorum. Varsa iki chatten de bekliyoruz. Evet evet. Bizim chattekiler uyudu sessiz olursan sonra şey yapmayalım. Rahatsız etmeyelim arkadaşları. Biraz yorgunluk çıktı. <laughs> Bizde de henüz şu an bir soru yok. Heh, şimdi o zaman gitmiş se ee, bas sonunda direkt dayak yemeleri için para verdiğini belirtiyordu kitapta Hainlik falan olma ihtimali yok demiş ha gidin saldırın dayak yiyin. Ee, diye para vermiş bastı o kadar zorlayın, detayını değil, hatırlamadım ben de ama şey işte. vardı yani çok da dayak yemiyorlar zaten bayağı hasar veriyorlar kvot Evet evet kvot Hatta e, bir sempati yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Çok beceremiyor yani. Sessizliğin müziğine de kısa bir bölüm gelir mi? Ya Sessizliğin müziği diyalog içermeyen bir kitap olduğu için e, anlatmak zor. Yani bir olay olmuyor aslında sessizliğin müziğinde. Sadece Auri'nin bir haftası, bir haftalık evet. süresi anlatılıyor. Çok perili bir hikaye gibi orası. Hani çok böyle gerçek dünyaymış gibi değil o hikaye. Böyle ayrı bir havası var. Klipsizlerin sandığının... Ha bir de sandık hikayesi var değil mi klipsizlerin? Doğru. Evet. Şu bastın sürekli açmaya çalıştığı ama açamadığı sandık var ya. Ee, o klipsiz sandığı değil galiba abi. O Kvot'un kendi sandığı ama bir de Kendi, e, kendi. Mayer Alveron Nun yanındayken Lady Clipsis Kvot'a bir sandık veriyor. Bu sandığı açamıyoruz biz. Bunun şifresini çözebilir misin? Alveron senden çok metiye ile bahsetti. Belki sen çözersin diye sandığı gösteriyorlar. Kvot sandığın üstünde ellerini gezdirdiği zaman gözle görülmeyen ama kabartma olarak bazı şekillerin işlendiğini görüyor. Parmaklarıyla diyor ki yıl düğümleri olabilir ama ben yıl düğümünü dokunarak bile anlamıyorum. Kabartmasına elimi sürerek hiç okuyamam gibi bir şey söylüyor ve e, kutuyu açamıyor aslında. Sadece evet. içinde bir nesne olduğunun farkında. E, çünkü sallanınca ses çıkartıyor diye hatırlıyorum kutu. Evet. Lady Clips'in öyle bir kutusu var. Muhtemelen taş kapı ile ilgili bir şey olacaktır o da. Çünkü teori, teorilerden biri zaten Lady Clips'in kuvotun halası şey teyzesi oldu. kuvotun Clipsis sülalesinden olduğu. Ve o taş kapılardaki işte Lady Clipsiz önceki bölümde yapmıştık ya bahsetmiştik ya Lady Clipsiz tekerlemesi vardı aslında bir kehanet olan. Ee, oradaki kan getirecek çocuğun kvot olması ve o kapıyı açacak olması gibi bir teori var. Ya şey var çok fazla bağlantı falan var. Tek bir ciltte toparlayabilecek mi? Daha yani şey asıl konu diye bahsettiği yedilere falan hiç girilmedi. Evet. Bu, ki mi? ondan başka da işte işte bu bunun halası mı teyzesi mi öyle teyzesi hikaye nereye geliyor bu yılla ne alakası var Ademilerden ay aldığı eğitimle neler yapacak yani üç günde bitmesi mümkün mü acaba hikayenin bilemedim ki yani hakikaten zor olacak yani. Abi biz bir kitabı iki saatte iki buçuk saatte anlattık adam da hani kalanını herhalde 24 saatte anlatır tarihçiye. <laughs> İnşa inşallah <laughs> i̇nşallah. <laughs> <laughs> ee, şey sorusu gelmiş aklıma. Kuvot'un günümüzde anlatılanın aksine bu kadar normal bir karakter olmasının nedeni sizce nedir demiş. Ee, vazgeçmişlik olabilir. Vazgeçmişlik olabilir ama ben e, şey teorisini de güçlü buluyorum. Yani Kuvot bir Chandriyalı olduysa, e, közü öldürdüyse ve yediliden biri olduysa Lord Haliax ona hükmedemesin diye. Çünkü Haliax köze ilk kitapta bahsederken ben senin gerçek adını biliyorum. Adını biliyorum. Adının içindeki dolanmaçları biliyorum. Unutma ki sana hükmedebilirim diyordu. Bana hükmedemesin diye Kvot bütün doğasını ve ismini değiştirmiş olabilir. Daha doğrusu ismini değiştirmek için doğasını Duası değiştirmiş, değiştirmiş olabilir. olabilir. Ki Elodin Hoca'ya şey diyordu. Sürekli ismini değiştiren bir kız tanıyorum hocam bu ne demektir gibi sorduğunda Elodin Hoca şoka giriyordu. Nasıl ismini değiştirebilir falan diye. Sonra anlıyor. Ha seslenme ismi ya o bir şey değil diyordu. Değil. Ama anlıyoruz ki kendi ismini de değiştirebiliyor bir insan. Doğasını değiştirmiştir. O yüzden eskisi gibi olamıyordur gibi düşünüyorum. Can şey kemik yüzük sizce üçüncü kitapta kullanılabilir mi? Şayet şeye severene geri giderse kemik yüzüğü kullanacaktır. Öyle diyelim. Can gene Denna'nın hamisi Köz ve bence Köz'de Brelon. Yani bu hikaye için olabilecek bir denklem ama bilemiyorum. Yani ol ola da bilir olmaya da bilir. Gene Can o kutu çete ile aynı ağaç gibi kokuyor. Muhtemelen çete ile aynı ağaçtan yapılmış yıl düğümleriyle dolu bir kutu olabilir. Gönlün oldu mu abicim? <laughs> tamam. Şey, e, Fey diyarındaki ağacın Aynısı mı diyor. Evet. Hani o çeteh gibi kokuyordu diyor. He, öyle yazılmış. Ben o detayı hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani, güzel bir detaymış. <laughs> evet güzel detaymış o. Teşekkür ederiz kendisine de. Kuvot üniversiteden mezun olacak mı? Galiba günümüzde olmadığını söylüyor. Üniversiteden atılıyor. Çünkü tabi evet. tabii tabii şey diyor. Yani hep çoğu kişinin kabul edildiğinden daha genç yaşta üniversiteden yaşta atıldım, ben mi? diyor. Mezun olmayacağı kesin gibi. Cancığım özür dileyecek bir şey yok. Hiç rahatsız olma estağfurullah. Film dedikodusu falan çıktı mı hiç ya demiş. Aslında bir dizi dedikodusu çıkmıştı. Dedikodusu değil anlaşılmıştı bile. Ee, Hamilton müzikalini yapan adamla hep adını unutuyorum. Lin Martinez'di galiba. O kvotun pardon e, medeniyetin dört köşesinde yani bu olayların yaşandığı coğrafyada geçen ama kvotun hikayesini anlatmayan bir dizi yapacakmış diye bir şey vardı ama ne oldu sonu bilmiyorum. Üçüncü kitaptan sonra yapabilirler. Evet. Yazar, yazarı biraz şey derli toplu bir adam bunun muhtemelen üçüncü kitap çıkmadan dizi haklarını vermeyecektir dizi film he, pardon onu okumuştum abi ikinci kitapta kıte ikinci kitapta kıte kvota kan ve taşı aklında tut ve zamanı gelince güleceksin demişti. İlk kitapta Scarpi'nin anlattığı öyküde Alef, Tehlu ve öbür melekleri yaratırken kandan ve taştan kanatlar diyor. Ve kitabın başında tanrılarla konuştum diyordu Kuvot'un. İleride Tehlü ve meleklerle karşılaşacağını ve tarihçinin Kuvot... Oğlum hiç imla kullanmamışsın o kadar zorlanıyorum ki. Baya yıl düğümü okuyor gibiyim şu an. Kuvot'un <laughs> bir melek öldürmüş bir adamın yüzüne sahip olduğunu söylemişti. Bundan Kuvot tanrı katılımı oluyor. Evet. Tanrı katili mi oluyor? Tanrı katili mi oluyor? Tanrı katili oluyor. <laughs> Söylevi son Anlamadım. teşekkürler. Ee, üçüncü kitapta Denna ölür mü Zafer abi? Ya Hı. muhtemelen e, üçüncü kitapta kalacaksa hani başka bir kitap yazmayacaksa bu kanı hakkında. Yani çok önemli birilerini öldürecektir. Hani ölüme en yakın kişilerden biri de büyük trajedi yaratmak için, aşkın trajisini yaratabilmek için Denna'yı bir şekilde öldürebilir yazar. Hani bu mantıklı. Ama yani sonuçta bu yazarın kendi dünyası olduğu için bilemeyiz mi, bile ama Denna'nın ölmesi genel temayla uygundur değil mi sorat hocam? Tabii. <laughs> genel genel temayla uygundur Denna'nın ölmesi. Yani şu an Denna'dan hiç bahsetmemesi ve Denna'nın etrafta olmaması bile Denna'nın bir şekilde ölmüş olabileceğini düşündürüyor. Handayken bahsetmiyor yani Denna da şuradadır falan filan diye yani. Hmm. Evet, handaken iştenlerden bahsetme hikayeler haricinde. Evet. O zaman Zafer abi, e, kafi midir? Var mı başka soru? Vallahi bence kafidir. Bayağı geç oldu arkadaşlar. Evet. İki buçuk saat. Sen de devam de edeceksin herhalde. Ben ufak bir mola verip yayına devam edeceğim. Şey, oyun oynayacağım tamam. ama. Yani kral katili güncesi konusu kapanıyor bende de. Çok Tamamdır. teşekkür ederim abi. Ben çok teşekkür ederim Sonat. Sağ ağzına sağlık. Eline ağzına sağlık. Cem abiye dileğe selamlar. Aleykümselam selam söyleriz. Hoşçakal. Görüşmek değilim. üzere. Eyvallah.